İyi sabahlar diliyoruz. TV 100 ekranlarından 10'dan 12'ye başladı. Cuma gününden bu yana biliyorsunuz tek bir şey konuşuyoruz. Malatya Elazığ bölgesinde Sivrice merkez üssü yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem. 39 can kaybımız var. Çok sayıda hayatta kurtarıldı. Yaralı sayısı yüksek. Yıkılan bina sayısı da aslında çok değil. Tüm bunları birazcık konuşacağız. Dün itibariyle yeni bir tartışma da başlamış durumda. Bölgeye yardımlar gidiyor mu? Giden yardımlar nasıl dağıtılmalı? Ayrıca bölgedeki vatandaşlarımız kış aylarını nasıl geçirmeli? Hepsini birlikte masaya yatıracağız. Bölgede de muhabirlerimiz var. Canan Altuntaş'ı bütün hafta sonu izlediniz. Mehmet Pişkin de orada şimdi çadır kentlere doğru gidiyorlar. Çok hızlı bir alternatif yerleşim yaratma seferberliği içinde devlet. Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım. Sevgili Ferhat Ünlü normalde bizimle birlikte olacaktı ama çok ağır bir grip geçiriyorum. Ne olur beni affedin dedi. Hafta içi onu yeniden bir gün ağırlayacağız. Siz de dikkat edin. Bu ara herkes hakikaten ağır bir grip geçiriyor. Çin'deki virüsle de alakası yok. Tekrar söylemiş olalım. Sevgili Miktat Kadıoğlu hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık efendim. Hoş bulduk. Cumhuriyet Gazetesi'nden Mehmet Ali Güller bizimle birlikte ve Emre Hocam yine yan stüdyodan koşarak bizimle birlikte oldu. Hafta sonunu da hepimiz ekran başında soluğumuzu tutarak ve biraz da umut hikayeleri izleyerek, umutlanarak, dua ederek geçirdik. Görüldüğü kadarıyla şimdi Sürsürü'de bir apartmanda en son kalan iki kişi için bir arama kurtarma sürüyor. Birkaç tane haberimiz var arka arkaya, bir onları izleyelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklamaları var. Sevgili Canan'ın çadır kent izlenimleri var ve bu depremin belki de simgesi olan sevgili Azize'nin o aşağıdan iletişimi kurduğu telefonunu nasıl bulduğunun hikayesi var. Bir onlara bakalım, sonra büyük resmi konuşmaya başlayalım. Elazığ 6.8 ile sallandı. Bakanlar Elazığ'a gitti. Sakin ol, sakin ol. Otur. Tamam. Temelleri. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum durum değerlendirmesi toplantısında konuştu. Evleri yıkılan depremzedeler için acil durum planını anlattı. Kira yardımlarının da ödenmeye başlayacağını açıkladı. Sürsürü mahallemizde mevcut enkaz çalışmaları süren binamızda ve etrafındaki 14.500 metrekarelik alanda 10 adet binada arkadaşlarımız 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmaları başladılar. Burada da yine şehir merkezinde hızlı bir şekilde bu yapıların yapımına gireceğiz. Malatya Doğan Yolu'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bölgeye yakışır. Tek katlı çelik konstrüksiyon veya betonarme, yanında yine vatandaşlarımızın hayvancılık işlerini yapabilecekleri ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Merkezde, Elazığ merkezimizde 400 tane rezerv konutumuz var. Vatandaşlarımıza bu konutları verebilecek durumdayız. Yine bakanlıklarımız, Sayın Bakanımız da ifade ettiği gibi taşınma, kira yardım ve acil yardım ödeneklerini valiliklerimize gönderdiler. Yine koordinasyonumuzda bu vatandaşlarımıza acil bir şekilde bu paraların ödeneklerin aktarılmasını sağlayacağız. Elazığ 6.8 ile sallandı. Binalar yıkıldı. İnsanlar canını dışarı zor attı. Dur sakin sakin. Tamam dur sakin ol. Bazıları ise enkaz altında kaldı. Kurtarılmayı bekledi. İyi misin? Daha nefesim dar. Tamam, kurtaracağız seni. Bak, kurtaracağız. Bölgeye AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kuruluştan yardım gönderildi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Enkaz çalışmalarında bir hareketlilik söz konusu. Ambulans enkaz bölgesine çok yaklaştırıldı. Aynı zamanda özellikle orta kısımda, orta blokta arama kurtarma ekipleri bir bölümde yoğun olarak çalışmasını sürdürüyor. Bir görevli çıkan eşyaların kayıtlarını alıyor.
Daha sonra buradan toparlanan eşyalar sanırım bir bölümde toplanacak ve sahiplerine teslim edilecek. Evleri yıkıldı ya da hasar gördü. Hepsi sokakta kalmıştı. Deprem sonrası Elazığ ve Malatya'ya çadırlar sevk edildi. 10 binin üzerinde çadır birçok noktaya kurulmaya başladı. Depremde mağdur olan vatandaşlar geçici süreyle bu çadır kentlerde yaşayacak. Çok kötüydü, biz çok korktuk. Biz yani öldük zannettik. Ama dışarı çıktık, zorla çıktık. Şu anda benim işte evimde çatlaklar var, bayağı yeni bina, banyo çatladı, tuvalet şeyi çatladı, yatak odası çatladı, bayağı da açık. Ne zaman geldiniz çadır kente? Bugün geldik. Eve giremediniz? Yok, insan korkuyor da. Her daimle deprem oluyor. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah sizden razı olsun. Ayak aşağı, kafa yukarı. Sabah ezanı alarmı. Sabah ezanı çalınca, telefonunda ses gelince. İşte bir ailenin mucize kurtuluşuna sebep oldu. Azize Çelik. O 6.8 ile sallanan Elazığ depreminin sembolü oldu. Tamam abla, gördüm şimdi. Yardım edeceğim sana. Bekle beni ablam. Çelik, Mustafa Paşa mahallesindeki apartmanın çökmesiyle eşi ve iki oğluyla enkaz altında kaldı. Biz ya Çelik ya ablamı kurtaracağız. Bütün aile 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Mucize kurtuluş Azize ile sağlık görevlisinin yaptığı telefon konuşması sayesinde gerçekleşti. Azize bak, Azize canım bak, biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle konuşmaya devam edin. Sen sürekli teyze seni anlamadığı için Korki diye sesten aradı, olur mu canım? Hastanede tedavi gören Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik deprem anını anlattı. Kaçmak istedik, kapı kilitlendi. Kapıyı açamayınca oturma odasına sığınmak kaldık. İşte 3-2 oğlum ve ben oturma odasında kaldık. Eşim de aşağıda antrede arkada kaldı. Televizyonla kanepe arasına boşluk oluşmuş orada. Düştük orada, uzun şekilde kaldık. Konuşabiliyorduk, sürekli konuşuyorduk. Birbirimiz teselli diyorduk zaten. İlk büyük oğlumun telefonu yanındaydı. İlk önce biz 112 ile onunla iletişime geçtik. Sonra küçük olan şarjı bitti. Azize'nin sağlık görevlileriyle iletişime geçtiği telefonu bulmasına sabah namazı ezanının vesile olduğu ortaya çıktı. Benim telefonum da res yerde kalmış. Sabah ezanı çalınca, telefonunda ses gelince yanında olduğunu hissetti ve buldu telefonu. Benim telefonumla onu 112'yi arayarak onunla iletişime geçtik zaten. Çelik çiftinin çocukları da yaşadıklarını anlattı. Vaka doğru koştuk. Oturma odası. Zaten oturma odasına geldiğim zaman bina çöktü üzerimize. Benim sol kolum ve sol bacağım üzerinde yığınlar vardı. Tam 17-18 saat bekledi. Benim de elim şeyde kalmıştı. Kolon. Kirişle kolon arasında kaldı. Çok şükür var, bize de şükür. Tamam, bırak. Ayağı biraz indir, Hakikaten o anda telefonunuzun nerede olduğu, şarjınızın ne kadar dolu olduğunu, nedenli kritik olduğunu bir kez daha gördük. Belki hakikaten bir tane böyle görüntülü, akıllı olmayan ama uzun şarjlı telefonlardan evde bulundurmak gerekecek. Elazığ merkezde bugün hava durumu -1 derece ve güneşli gözüküyor. İzleyenlerimize ve bölgede yaşayan halka bir bilgi verelim. Onlar onu daha da net görüyorlar ama hem de yetkililere bilgi vermek açısından. Gün içinde sıcaklık artıyor ama çarşamba ve cuma günleri kar ihtimali var. Dediğimiz gibi yani soğuk, büyük bir soğuk. Şimdilik yağış yok. Yağmur olmaması iyi ama çarşambadan sonra kar gözüküyor ki herhalde bir yığın eforu daha da hızlandırmak gerekecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından bir iki parça paylaşmak istedim. Miktat Hocam'a da soracağım. Ben bunu bilmiyordum mesela. TSK İnsani Yardım Tugayı doğal afet taburu gerektiğinde Elazığ'a gidecek şekilde hazırlandı. Böyle bir taburumuz varmış. Evet. Önemli. İzmir Narlıdere'de İstikam Okulu'nda eğitimler yapılıyor. Ben de birkaç kere gitmiştim. Gitmiştiniz, siz eğitim de verdiniz. Evet. Böyle durumlar için şeydir diyorsunuz. Tabii tabii. Hazır. İstikamçılara çok yatkın bir şey. Aynı zamanda jandarmanın da var, Jack adlı. Jack'lar zaten orada bayağı evet. Bir çalıştılar sahada.
Bir insanlı keşif uçağının da hasar tespit için belli ki kırsal bölgelerde uçuyor. Ankara, 8 tır evet. AFAD malzemesinin taşınma faaliyetlerine destek veriyor. Timler bölge büyük ölçüde sahada. O bebeği de çıkaran, buradan hakkını verelim gerçekten, bir jandarma arama kurtarma timinden, o küçücük yuşramızı çıkartan da onlardan biriydi. Bir adet de Anka insansız hava uçağı hasar tespit çalışmalarına katıldı. Müdahale edilecek yerleri de belirledi. Dediğimiz gibi hafta sonundan beri konuştuğumuz bir şey var. Şehir merkezinde 3 tane apartmana yoğunlaştık. Oradan insan kurtarmaya çalışıyoruz ama kırsalda hiç yardım gitmeyen, ne olduğunu bilmediğimiz köyler var. Hocam bir yorumlayarak başlar mısınız? Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu Türkiye'de problem bu. Yani gece deprem olduğu zaman etki ve ihtiyaç analizini yapamıyoruz. Yani bununla ilgili böyle bir hazırlığımız yeterince yok. Nasıl yapılır etki yani ihtiyaç? Yani işte bir telsiz çevrim yapmak ya da binalara sensör koymak. Mesela yükseklik sensörleri vardır binanın yüksekliğini. 20 metre veya 10 metre bina çatıya koydunuz, o bir anda 1 metreye inmiştir. O size otomatik olarak bunu bildiriyor. Böyle basit düzenekler var. Ama biz bu konuya yeterince eğilmedik yani şu ana kadar. İşte Anka olsun, bu insansız hava araçları, bu teknolojiler de keşif için önemli. Ama geceleyin zor bu. Yani gece olması böyle bir... Şimdi depremin ama gece gündüz olması... Mesela herkes apartmana taktırabilir mi? Evet, basit onlar. Şey. Evet, onlar birbirleriyle haberleşebiliyor. Ve belli bir merkeze geliyor o şeyler. GIS'lerinde görüyorsunuz. Yani onun şeyde de kullanıyorlar. Havalimanlarında eşya devrildi mi devrilmedi mi gibi. Böyle basit teknolojiler var. Yani ben aslında çok teknoloji taraftarı değilim afetlerde. Öyle? Tabii çünkü afetlerde aşırı teknolojiye bağımlılık iyi değil. Çok böyle proven teknoloji denilen... Kendini ispatlamış şeyler kullanmak gerekiyor. Hı hı. Yani fazla da deneme yanılma yöntemi olarak da afetleri kullanmamak lazım. Bu etki ihtiyaç analizi sıkıntı. Zaten şimdi düşünün siz, yani belediye başkanısınız ya da işte AFAD başkanısınız ya da bakansınız. Deprem ilk olduğu an duyar duymaz bir yerde toplamanız gerekiyor. Olay sistemi çalıştırmak gerekiyor. Ondan sonra ilk iş etki ve ihtiyaç analizi. Kim nerede neye etkilendi, neye ihtiyaç var? Sonra ekipleri koordine etmek, yönlendirmek gerekiyor. İşte geceleyin deprem olmasının faydaları var, zararları var. Faydası ailece bir arada olmak. Bu iyi bir şey. Ama zararları da işte köy gibi kırsal kesimlerde haberleşmenin de durduğu yerde ilk anda ne olduğunu anlayamıyorsunuz. O böyle. O biraz zorlaşıyor. Sizin de söylediğiniz bir şey var. Mesela İstanbul olası, İstanbul senaryosu için. İstanbul'da bu işi yapması gereken insanlar da olası bir depremde depremzede olacak, evet, diyorsunuz. Ona bir geleceğim ama Mehmet Ali bir süredir dönen ve anladığımız kadarıyla İçişleri Bakanlığı'nın bu işin şakası yok. Kimse negatif paylaşım yapmasın, soruşturma açacağız dediği şeyler var. Nitekim sevgili Serdar Akinan'ın sahadan izlenimleri üzerine de galiba Elazığ Valiliği bazı bir soruşturma başlatmış. Şikayette bulunmuş kendisiyle ilgili. Çok da şaşırtıcı değil Serdar'ın gördükleri. Ben de birazdan paylaşacağım ama neden bu kadar siyasi mesele oldu bu son 48 saat içerisinde? Yani biz siyasete yüklediğimiz anlam nedeniyle biraz da bu. Yani depremin kendisi siyaset. Öyle yani depremin öncesinin hazırlığı bir siyaset, depremden sonraya müdahale siyaset, bunların hepsi siyasetin konusu. Dolayısıyla bu tip doğal afetler sırasında doğal afetle ilgili çalışma yapmakla mükellef yer, şimdi sırası mı siyaset yapmayın diyorsa aslında o da bir siyaset. Bu da aman beni yıpratmayın siyasetidir. Yani siyaset dışı bir durum yok ki. Şimdi birazdan belki işin ekonomi boyutu geldiğinde daha da iyi anlayacağız. Yani işin kendisi ekonomi politik. Tartışma vergilerden çıktı aslında. Vergilerden çıkıyor. Nerede? Tabii biraz da şöyle oluyor. Hani bakın, durduk yere de olmuyor aslında. Bizim milletimiz 1999 depremi gösterdi ki bu tip konularda biz olağanüstü birlik, beraberlik, dayanışma gösteren bir milletiz. Fakat burada mesela sıkıntı şuradan başladı. Bir, hızla daha ortada herhangi bir durum yokken deprem yeni olmuş. Kızılay Başkanı 10 lira yardım çağrısı yaptı. Şimdi böyle olunca, şimdi bu da siyaset. Kızılay Başkanı'nın çağrı yapması. Böyle olunca vatandaş da haklı olarak soruyor. Arkadaş, 99'dan beri vergi ödüyoruz. Peki bu vergi nerede? Deprem vergisi nerede ki sen 10 lira hemen yardım istiyorsun? Daha yardım var mı yok mu, ihtiyaç var mı, bunlar bile belli olmadan Kızılay Başkanı'nın yardım istemesi gibi bir durum var. Ya da şimdi bakın vali yanında mikrofon açık olduğu için duyuluyor. Bakana kabuğu algısı çok iyi falan diyor. Şimdi bu siyaset. Buna itiraz etmek siyaset oluyor ama. Yani o siyaset olmuyor.
Buna itiraz etmek siyaset oluyor. Ya da yani çok acı yani maalesef isim vermeden söyleyeyim. Galiba ama. Şimdi hükümete yakın bir medyanın gazetecisi o siyasal iklimin gereği olarak ısrarla ve ısrarla vatandaştan çadırda çok mutluyuz, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun cevabını alana kadar 9 kez mutlu musunuz diye soruyor. Şimdi bu siyasetin daniskası bu. Ama buna itiraz edince aman hükümet yıpranmasın, birlik beraberlik, dayanışma, siyaset yapmayın deniyor. Öyle bir şey yok. Yani siyaset bu işin kendisi. Ve daha önemlisi şu, belki birazdan konunun uzmanı olduğu için Miktat hocamız daha iyi anlatacaktır. Ben kısaca anlatmış olayım. İşin kendisinin kurgusu yanlış. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle de hani depremi engelleyecek durumumuz yok ama biz depremden sonra Bingöl'ü, Bitlis'i, Van'ı inşa ettik diyor. Şimdi mesele bu, zaten bu bakış açısının yanlışlığı. Depremden sonrası şehir inşa etmek marifet değil. Önemli olan depreme hazırlanmak. Vatandaş da bunu soruyor. Biz depreme hazır mıyız? Niye? Yani Türkiye'de artık herhalde her yurttaşımızın neredeyse ezberlediği gibi bir deprem haritamız var. Fay hatlarının üzerindeyiz maalesef. Bu coğrafyadan da çekip gidecek halimiz yok. Dolayısıyla biz ne yapıp bu fay hatlarına göre şehir organizasyonu yapmak zorundayız. Bir, fayın üstündeyse bir şehir, ona göre yeniden depreme dayanıklı konutlar, imar affıyla, hızla bu konutların depreme dayanıklılığının giderek ortadan kalktığı, çünkü her seçimde yükseliyor biliyorsunuz birer kat birer kat. Şimdi bunlar gibi çok basit meseleler varken biz bunlarla değil de sonradan şehir inşa etmek diye bir perspektif koyduğumuz zaman işin başında zaten hata yapmış oluyoruz. Şimdi bu konuda da vatandaşın hükümeti sorgulaması kadar anayasal hakkı hiç kimsenin yok. Her vatandaş bunu anayasal hakkıdır, bunu sorgular. Bunun karşısında eğer hükümet soruşturma açarım diye sopa sallıyorsa bu da çok ciddi anayasaya aykırı bir durumdur. Yani burada anayasanın dışında kalan taraf hükümetin kendisi oluyor. Aman birlik beraberlik dayanışma deyip siyaset yapmayın demek burada doğru bir tutum değil. Tam tersine vatandaş bu meselelerde ne kadar sorgularsa, depreme hazırlık konusunda depreme hazırlanmakla mükellef kurumların hazırlığını ne kadar sorgularsa bu Türkiye için, hepimiz için, millet için en önemlisidir. Hocam geleceğim ama bir Mehmet Pişkin'e gideyim. Bir çadır kentteler Elazığ'da. Engin de, kameramanımız Engin Özbal değil mi? Özbel soyadını doğru söylüyor olduğumu umuyorum. Engin de beraber. Özbek düzeltiyorum. Mehmet Pişkin ve Engin Özbek TV100 ekibi oradalar. Ben hemen bir Mehmet'e bırakayım sözü. Neredeler, tam ne yapıyorlar? Anlat bize Mehmet istersen. Evet Ahu Özyurt, depremin hemen ardından çadır kentlerde oluşturmaya başlanmıştı. Aslında daha çok da depremden bir sonraki gün çadırlar ulaşmaya başlamıştı Elazığ ve Sivrice'ye ve o çadırlarda kentin birçok bölgesinde kurulmaya başlandı. Şimdi de Kültür Park'tayız. Burada da askerler yoğun bir şekilde çadır kurmaya devam ediyorlar ki dün çok sayıda çadır kurulmuştu ve bazı vatandaşlar geceyi bu parkın içerisinde kurulan çadırlarda geçirmişlerdi. Halen de parkın çeşitli noktalarında görüntülere de geldiği gibi askerler yoğun bir şekilde çadırları kuruyorlar. Vatandaşlara, ihtiyaçlı olan vatandaşların gelip barınabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 420 çadır kuruldu. Şu anda bulunduğumuz parkın içerisinde ancak resmi açıklanan rakamlara göre 10.005 çadır gönderildi Elazığ geneline ve bu 10.005 çadırın yaklaşık 7.000'i kuruldu. Çadır kentler oluşturuldu. Hem burada hem Sivrice'de hem Kültür Park ve bazı okulların bahçelerinde bu çadır kentler oluşturuldu. Vatandaşların gece barınabilmeleri için. Çünkü artçı sarsıntılar çok fazla oluyor. 700'ün üzerinde artçı sarsıntı var ve bu artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar halen tedirgin. Evlerine giremiyorlar ve dışarıda geçirmek durumundalar geceyi. İşte sokakta da kalmaları bu hava şartlarında çok mümkün olmadığı için burada çadır kentlerde kalıyorlar, kalacaklar ve kalmaya devam edecekler. Sanırım bu tedirginlikler bitene kadar, artık evlerine rahatlıkla girebileceğine yönelik çağrı yapılana kadar. Bir çadır kentin, çadırın içerisini de gösterelim bu arada bir taraftan da. Çalışmalar devam ediyor dedik. Sadece Elazığ'da değil, Sivrice'de de çadırlar oluşturuldu. Halen bu gerçi kurulmakta olan bir çadır. Arkada boş bir çadır gösterelim. Burada gece de buradaydık Ahu. Gece saat 2 sıralarında da
soğuktu. Vatandaşlar, bazı vatandaşlar çadırların içerisinde soba yakmışlardı. Yine bazı şeylerde de, bazı çadırlarda da vatandaşlar çadırlarının önünde soba yakıp ısınmaya çalışıyorlardı. Bir çadır, burası biraz gösterelim içerisini. Bu tabii yeni kurulan bir çadır. Henüz tamamlanmadı, vatandaşlara tahsis edilmedi. Baca girişi de var arka taraflarında. Çok da girmeyelim şimdi, karanlık olacak muhtemelen. Burası da ihtiyacı olan vatandaşlara tahsis edilecek. Şeyden de bahsedelim. Buradan yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar öncesine kadar enkaz kaldırma çalışmalarını da takip ediyorduk. Sürsürü mahallesindeydik. Oradaki enkaz kaldırma çalışmalarını takip ediyorduk ve arama kurtarma çalışmalarını takip ediyorduk orada da. Dün gece saatlerinde en son bir kişiye daha ulaşılmıştı orada. İki kişi daha burada Sürsürü Mahallesi'nde Dilek Apartmanı'nın enkazında olduğu bilgisi mevcut. Ve ekiplerin orada da vatandaşları, depremzedeleri kurtarmak için çalışmaları devam ediyor. Oradan da bilgileri önümüzdeki saatlerde aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım. Mehmet Pişkin ve Engin Özbey'e çok teşekkür ediyoruz. Elazığ'da çadır kent kurma işi çok hızlı devam ediyor. Kültür Parkı'nın içindeler. Belli ki AFAD çadır sayısı açısından hazırlıklı ve hızlı organize olmuş. Ve asker de bu konuda çok tecrübeli. Hemen tık 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 neredeyse 5 dakika içinde bir tane çadırı kurabiliyorlar. Hocam siz ne gördünüz hafta sonundan bu yana ve sabahta ne konuştunuz biraz? Ekonomik beşçesini de konuştunuz muhtemelen. Burada hocam var, kıymetli üstadım var. Ben bilmediğim konularda öğrenci gibi soru soruyorum. Soracağım da birazdan. Sorun lütfen. Zor, İkincisi, yok sizin bildiğiniz konular üstü. O zaman tamamlıyor. Çünkü bilmediğim bir konu ve çok emeğin, işi, çok emeğiniz var vesaire. Şimdi dolayısıyla oralara hiç girmeyeceğim. Hocam daha iyi biliyor. Şimdi benim vatandaş değil, gerçekten uzun yıllardır yaptığım bir gözlemin sonucunu Mehmet Ali Üstad'ım güzelce bir anlattı. Ben şimdi üstüne haddim olmayarak bir cila çekeceğim. Şimdi bu işlerde bir yanlışlık olduğu zaman, bir eksiklik olduğu zaman, bir aksaklık olduğu zaman kime ters yazarsa, hangi kurum, hangi bakanlıksa onlar telaş ederler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın bile ortalama kalma hızı 2.6 yıl. Şimdi diğer bakanlıkların da ortalamaları vardı ezberimde değil. Herkes ya yarın sabah bir kabine değişikliği olacak diye tutuşup vaziyettedir Türkiye'de. Ya bunu itiraf edin bir kere. Şimdi dolayısıyla zaten bir erken seçim lafı atılmış ortaya. Aslı esası yok, temeli var mı diye herkes düşünüyor ama artık hepimiz biliyoruz ki sanki artık Pandora'nın kutusu açıldı. Kim kamuoyu yoklamalarında kendini güçlü görürse bastırıp erken seçim yapmaya çalıştı. Bir memleket burası. Seçimden başımız döndü. Şimdi dolayısıyla hangi bakanlık valilere, belediye başkanlarına falan hakimse oralardaki aksaklıklar konusunda hassasiyet gösteren o bakanlıktır. Bak net olarak ortaya çıkıyor. Yani inşaatsa inşaat, iç güvenlikse iç güvenlik, müdahalese müdahale, sosyal yardımsa sosyal yardım. O yüzden ben Mehmet Ali Bey'i haklı buluyorum. Yani lehte bir şeyler söylendiği zaman ayıp oluyor da aksaklığı söylediğin zaman mı kötü oluyor? Anlamadım ki, aksaklığı söyleyecek. İyi ki de var. Benim Futbol Federasyonu'nda bir anım var. Türkiye'nin en ücra bölgelerinin bir tanesinde genel sekreterdim o zaman, Futbol Federasyonu'nda kavga çıkmış. Başkanlardan bir tanesi geldi. Emre'cim ya dedi, kavga çıkmış dedi, amatör bilmem ne maçı. Siz nereden biliyorsunuz dedim. Gazeteden öğrendim. Çok şükür dedim ben de. Ne demek istiyorsun ya dedi. Ya abi dedim, 87.630 maç yönetiyoruz senede dedim. Her birine hakim olmak mümkün mü? Allah'tan medya var. Medya bu kavgadan bahsetmiş. Yani. Şimdi soruşturmaya başlatırız. Aslı var mı, astarı var mıydı? Mutlaka tanık vardır, vesaire vardır, saha komiseri vardır. Amatörlerde komiser oluyor çünkü. Yani vesaire vesaire. Yani şeffaflığı sağlamak amacıyla bir kısımda köpük haber var. Evet, ama buna tolerans göstereceğiz ki ilgililer haberdar olsun. Bir yanlışlık varsa hemen acil müdahale etsin diye. Ya çünkü oralara şimdi müracaat etmeye çalışsanız kapı duvar, bütün telefonlar ya meşgul ya herkes meşgul falan filan. Şimdi dolayısıyla bu depreme müdahale eden, ondan sonra ekiplere buradan bir kere teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Allah razı olsun onlardan. Yani her kurtardıkları can, her kaldıkları taş ondan sonra gerçekten bizim yüreğimizi ferahlatıyor. Büyük bir zorlukla çalışıyor. Ben çalıştım biliyorum çünkü 99 depreminden sonra. Murat'la beraber gitmiştik ondan sonra biliyorsunuz Güloğlu'yla. Onun da biliyorsunuz başına
99 depremiyle alakalı, ailesiyle alakalı, ailesini kaybettik. Yani, tabii tabii. Yani, o yüzden yani biz zorlu günler ben geçirdik. O yüzden sahada. Tabii deprem sonrası bir ay kadar sahada kalmıştım. Tabii deprem ama sonrası travmaları insanların falan filan kolay değil. Bir de insanlara zorla, Mehmet Ali Usta Hanım dediği gibi, iyisiniz değil mi, iyisiniz değil mi dedirtmek de iyi değil. Ya zaten der, kim bilir aklında ne var? Yeğenimi kalmış, ondan sonra çocuğumu kalmış, ondan sonra malı mülkümü kalmış, bütün çalışmış emeği bir konut almış, o şimdi tuzla buz olmuş. Yani bu tip psikolojilerdeki insanlara daha şefkatli yaklaşmak lazım. Ne olumsuz yaklaşacaksa, her şey kötü değil mi falan diye söyletmek, ne de öbür türlüsü. Şimdi deprem vergisine gelin, güzel ekonomik işe. Kamu böyle çalışmıyor. Bir vatandaşın en tabii hakkıdır. Deprem için benden para topladınız, bunları ne yaptınız? Hala da topluyor muyuz bu arada? Yok. Yani belli kesim paralar var ama şeydi, özel, öyle başladı. Ha, 1990'ların başında başladı. Sonra 1990'ların sonuna doğru depremle beraber bunlar farklı bir düzleme geçti. Bunlar topu. Devletin başka kesintileri de var başka konularla. Ama bunlar bir havuzda toplanır. İdem Toker bugün IMF istedi aslında o vergi diyor. Evet, bir süre sonra yok, kaldırmadık. IMF'den önce başladı bu. Böyle. Sonra biz itiraz ettik. Eli vicdanda olan, bakın bunlar kalıcı olur yapmayın. Yok yok merak etme kaldırıcı. Kimse kaldırmadı. ÖTV de kaldı. Efendim hatta 2003'te kalıcı oldu. Tabii kalıcı oldu. Şöyle oldu. Öyle. Ana paraya ÖTV koyuyoruz fiyata. İkisinin toplamına KDV işletiyoruz. 2014 yılında İstanbul 2. Vergi Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Ya bu evrensel hukuka aykırı bir inceleyindi. Anayasa Mahkemesi dedi ki sıkıntı yok hadi devam et dedi. Yani böyle oldu bu işler. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Harcama önceliklerini doğru tespit etmeyen hükümetlerimiz oldu. Hala da öyle. Yani bir, ne diyor Sayın Hocam? Sensörler vesaireler çok da diyor suyunu çıkarmadan teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak bunların üzerine gidebiliriz. Türkiye'de teknolojinin en uç noktalarında işler yapılırken vatandaşın hayatıyla alakalı şeylerin hükümetler üzerine hükümetler yapılmamış olması Türkiye'nin harcama önceliklerine doğru tespit etmediğini gösteriyor. Yani insana değil biz binaya kıymet veriyoruz. Çünkü, veya bir şey olana kadar işte, para harcamamak gerekiyor. Büyük binalar büyük insanlar yaratır falan gibi cümleler yok. Bundan hiçbir alakası yok. Türkiye binalarıyla değil insanlarıyla yükseliyor. Biz insanların hayatını korumak zorundayız. Buna gücümüz var. Her şeye gücümüz var çünkü. Bak kanal malal açmaya kalkıyoruz 75 milyar lira. Her yere para bulabiliyor müteahhitler demek ki değil mi? Parmakla gösterince. Şimdi şöyle diyeyim size. Çocuk yaşta sefaletin OECD ülkeleri arasında en çok yaşandığı ülke Türkiye. Ailelere yapılan sosyal yardımı milli geliri oranı açısından OECD'nin sonuncu ülkesi. Ben demiyorum ha OECD rakamları. Ve sonunda da şunu ekleyeyim. Konut inşaatlarında %97 yapsatçılar var. Biliyor muydunuz bunu? Büyük yapsatçıları da içine koyuyorum. Ama böyle reklam veren, ilan veren muazzam hani şirketler var ya, onlar çok küçük bir kısmını tutuyor konutu. Yani bir karış toprağa İki apartman diken insanlarla konut doldurduk biz. Kendi arsasına kendi apartmanı yapanlar keşke da keşke öyle olsa. Daha da delisi var. Başkasının arsasını görüyor. %60-70 veren vardı. Ben birçok şehri geziyorum. Belediye başkanları şikayet ediyor. Artık bu işin suyu çıktı diye. Yani toprak sahibine %70'i verdikten sonra sana ne kalacak ya orada? Yani demek ki inşaatı bedava yapıyorsun. Hah, bak anlatabildim ne demek istediğimi. Veya altına iki tane dükkanı alıyorsun tamam diyorsun. Ama, bir daire iki dükkan ama tamam, binanın çıkartır. Doğru yapılmadığı ortada. Şimdi denetimi, teknolojiyi, dijitalliği, her şeyi yapmak imkanı elimizde var iken en uzun, en geniş, en derin, en bilmem ne falan filan diye kafamız oralara çalıştığından dolayı bak geldi bizim kaç 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Üstelik de uyarı yapmışlar. Demişler ki bak bu binalar sakata ona göre de. Şimdi burada şeriatın kestiği parmak acımaz, kusura bakmayın. Kim nerede ne hata yapmışsa onun gereği yapılacak. Geçmişten bugüne. Niye? Ben Futbol Federasyonu Genel Sekreteriyken biz statlara bu denetimi yaptırdık. Allah korusun. Bir maç esnasında deprem olduğunu falan düşünün. Bunun vebali ta geçmişten bu stadı yapanlardan bizim orada o günkü yönetime kadar uzar. Doğru. Tamam mı? Dolayısıyla biz
ekiplerimizle, çok tecrübeli ekiplerimize tek tek güçlenmeden. Güçlendirme yapılan oldu mu? Güçlendirme yapılan oldu, yıkılıp yerine yapılan yeniden oldu. Yeniden yapılan mı? Tabii. Mesela bir sürü yeni staddeden yapıldı zannediyorsunuz. Artık bunun, bırakın depremi, zıplayarak hani taraftarın hani zıplayarak taşınmayacağını da anladın. Bütün hepsi yıkıldı. Yerle yeksan oldu. Hepsi çok müthiş yeni statik metotlarıyla, hatta bombaya karşı, esareye karşı, işte otoparka bomba kursa, hepsi dikkat edilerek yapıldı ve güzel yapıldı. Ha şimdi ondan sonra herkes bakacak. Eğer orada bir çatlak falan vesaire varsa herkes bunun gereğini yapmak zorunda. Ne demek istiyorum? Her yere para var. Buna yoksa bu sıkıntıdır ve vatandaş buna hesabını sormaya hakkı var bir kere vatandaşın. Ama kamu maalesef şöyle çalışmıyor, onu da söyleyeyim. Yani kamunun nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bir havuza toplanır para. Ha dokunma buna, bu bilmem ne vergisidir. Yok. Oradan her tarafa gider. O toplanma parası nedir biliyor musunuz? Derler ki bak bizim fonumuz bu kadar. Harcama fonudur o. Yani deprem için bu kadar topladık. Demek bizim toplamda deprem için harcayacağımız para şu kadar, yılda şu kadardır diye kamunun hesabını yapar. Ama parayı tut da orada nemalandır. Ya kamuda para yok ki. Hangi parayı altı tutacak da nemalandıracak? Yani ya 2016 ve 2017'de... Bunu da böyle rezerv akçe gibi bir yere koymak mümkün değil mi hocam? Merkez Bankası'nın rezerv akçesi. Aldılar onu da harcadılar. Aldılar harcadılar. Şimdi bakın 2016 ve 2017'de ki ihracat KDV iadeleri ve yatırım indirimleri ödenmedi. 142 milyar lira civarında. E yok para çünkü. Çünkü paralar harcanmış, pahalı bir kamumuz var. Şişman bir çocuk gibi. Hep onu söylüyorum. Doğru. Buzdolabına giriyor, yiyor, doymuyor, etrafına bakıyor. Uçan kuştan vergi almaya çalışıyor. O yüzden ne oldu deprem paraları? Ya arkadaş bu sormaya haklısın ama kamu böyle çalışmıyor. Tam bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Ben hani anlattım sistem nasıl çalışıyor. Kamunun böyle çalışmadığı doğru. Kamuya gelen bütçeler, bütçeyi oluşturan havuza gidiyor. Havuza giriyor. Hükümetler de buradan kendi önceliklerine göre bu harcamaları yapıyor. Doğru. Üstelik zaten bu işin kendisi bir tuhaf. Yani deprem vergisi dediğimiz özel iletişim vergisine biz bir de KDV ödüyoruz. Depremin yani verginin vergisini ödüyoruz. Dünyada örneği yok. Vergiyi de öldürür. Vergi sorduğumuz öldürür. Şu. Yani. Elbette buraya giren para özel olarak şu şunundur, bu bunundur diye ayrılmıyor ve harcanıyor. Tamam bu, ama biz de vatandaş olarak diyoruz ki arkadaş biz ölümün ağzındayız. Burası deprem ülkesi. Harcamalarınızı siz önceliklerinizi ölümü esas alarak yapacaksınız. İtibarı değil. Tabii. Şimdi konu itibara geldiğinde o bütçeden paralar bulunuyor değil mi? Ya da konu dünyanın kıskanacağı 3. köprü denildiğinde bu yapılıyor ve üstelik ihtiyaç olmadığı anlaşılıyor ki biz her yıl geçmeyen arabalar için cebimizden yine para ödüyoruz. Bu yılda 1.6 milyar TL ödedik 3. köprüye. Şimdi bunlara para harcanıyor ama konu ölümün ağzındaki bir mesele olduğunda buna bir harcama yapılmıyorsa vatandaş o kamunun içinde o sistem böyle mi çalışır, böyle mi çalışırla ilgilenmez. Bakmaz. Onun hesabını sorar. Çünkü ölüm ya bundan daha ötesi yok. Yok tabii canım. Bundan daha ötesi yok. Yani öncelik tespitinde bir hata yapıldı. Kesinlikle. Ortada bunu kabul kesinlikle etmek lazım. Yani her şeye para harcanıyor. Tabii. Dünyanın kıskandığı ülke diyoruz. Kendimizle böyle avunuyoruz. Ama iş deprem konutlarını güçlendirmek gibi mesele başta olmak üzere buna geldiğinde işin gereği yapılmıyor. Gereği yapılmadığı gibi bakın İstanbul'da şu da yapılıyor. Yani imar afları şunlar bunlar çıktığında biz konutlarımızı güçlendirmek yerine tam tersine zayıflatmaya başlamış oluyoruz. Her yıl üstüne yapılan bir kat bina o binanın güçlenmesine değil daha da zayıflamasına dönüşüyor. Bu ama kamunun değil galiba vatandaşın veya yatırımcının suçu. Toplam bu hepimizin suçu ama şurada kamunun yine hükümetlerin suçudur bu. Buna izin verdiğiniz anda, buna göz yumduğunuz anda vatandaş o 6 katı 16 kata da çıkarmak ister. Devletler zaten bunun için var. Burada topu sadece vatandaşa atamayız. O da onun devamıdır. Tamam. Hükümetler bunu sınırlamakla, buna izin vermemekle, bunu denetlemekle mükelleftir. Biz bunu hükümet olarak diyelim ki siz serbest bıraktığınızda önü açık olur. Herkes daha çok gelir getireceğini düşündüğü şekilde. O yapıyor, ben niye yapayım? Tabii, der, hepsini yapar. Bakar, aynen falan. Öyle oluyor. Bir mahalleye bir bakıyorsunuz. O mahalleye siz taşındığınızda imar izni 6 kata tekabül ediyor. Fakat aradan 10 yıl geçmiş oluyor. 3 seçim geçmiş oluyor. Bir bakıyorsunuz yanınızdaki apartmanlar 8, 9, 10 katlı olmaya başlamış. Şimdi İstanbul böyle bir sıkıntısı var. Dolayısıyla herkes de şunu düşünüyor bu itirazlarını Elazığ depremi üzerinden yaparken. İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Bu kaçınılmaz.
Bilim bunu söylüyor. Bilim gerçi Elazığ'ı da söylemişti işte. Naci Görür hocalar, Şener Şümersoy hocalar bir yani ay önce. Kaza geliyorum dedi. Bir ay önce orayı nokta atışıyla işaret ettiler. Şimdi İstanbul'a da geliyor ve İstanbul'da biz Elazığ'daki kadar şanslı olmayacak insanlar. Tabii. Toplanacağınız alan bile yok. Çadırkent kuracağınız alan bile yok. AVM yaptınız çoğunu. Belirlenmiş pek çok toplanma merkezi AVM oldu. E vatandaşın şimdi bunu sorma hakkı yok mu? Bunu sorunca siyaset mi olacak bu? Benim toplanma alanım niye AVM oldu dediğinde bunun adı siyaset yapıyorsunuz, gün birlik dayanışma günü bunu provokatörlük yapıyorsunuz, size soruşturma açıyorum demek bir hükümet şeyi mi, işi mi? İcraatı. Tam tersi, yani burada vatandaş bunları ne kadar sorarsa, hükümetleri bu konuda ne kadar sıkıştırırsa hepimiz için o kadar iyi. Hükümet için de o kadar iyi olacak. Yani, güzel icraat olur yani. Tabii şeyde. Ki. Ama ben baştan şunu söylüyorum, hangi bakanlık bu konularda kendini zayıf hissediyor veya aman bunlar konuşulursa bir muhtemel bakanlar kurulu değişiminde zaten benden de çok şikayet ediyorlar. Herkes şikayet ediyor benden deyip endişe içine girmişse onlar en çok reaksiyonu verir. Öyle bakacaksınız bu işe. Çünkü maalesef Türkiye'de siyaset post-truth yapılıyor. Ama yani sahadaki de gerçeğin tam ta kendisi. Ben de onu anlatıyorum. Gerçek burada ama yapılan iş post-truth. Hocam. Yani, valla çok kolay. Şuradan kitapları da göstereyim bu arada. Deprem affetmez. Ara ara gene bakacağız buna. Hakikaten şu el kitabı. Evet, o cuma günü çıktı matbaadan ama bu olay olunca onu reklam yapmak istemedik. Yapmak istemediniz doğru ama fırsatçılık yani herkesin. Fırsatçılık yapmamak için. Herkes yanına taşıması lazım. Çünkü hocam afette reklam olmaz bu. Yani bunun reklam olmaz. Bu kamu hizmeti, buraya yıllarınızı ver misiniz? Bunu herkes okursa. Kızılay yardım istedi mesela, problem oldu. Aynı şey. Evet. Yok yani bunun ticari, kimse bunun ticari var. O kadar önemli ki yani belediyeler de hakikaten bir yön şeye para harcayabilen yani muhalefetin de kuvvetli el kitabı. Yani bu çepte taşıması gereken bir şey. Rehber bunu, yani bu her yerde okur. Çanta ve çepte taşımak için yaptık biz bunu. Çünkü afet anında insanlar travma geçiriyor. Ne yapacağını bilemiyor. O yüzden oradan açıp akılda kalmış. Oradan açıp onu orada checklist şeklinde, o kontrol listesi şeklinde madde madde böyle yaparaktan kendini normal düzene çevirmesi gerekiyor. Şimdi olay tabii yani afet yönetimi çok ayrı bir bilim dalı. Türkiye'de henüz kriz yönetiminden afet yönetimine geçemedik tam. Daha risk yönetimi hiç zayıf yani. Çok demeyeyim, yanlış olur. Üniversitelerin bu konularda bir bölüm hep açması lazım yönetim aslında ya. Yani. Kriz mesela masaları kaldırıldı kanunlarda, yönetmeliklerde, kriz merkezleri ama yine hala kriz merkezi kurduk deniyor. Kriz masası deniyor. Bunlar yanlış şeyler tabii. İşte yavaş yavaş bunlar yani gidişlenmesi lazım. Şimdi şu kız, ben şimdi Kızılay Başkan danışmanım olduğu için biraz Kızılay mesela. Eleştirilere yanıt da veriyor. Evet doğru, yani Kızılay mesela şu anda AFAD da aynı kampanya yapıyor ama Kızılay'ın yanlışı zamanlamada oldu. Muhtemelen. Şimdi bu tür afetlerde en iyi bağış, çünkü herkes bir şey yardım etmek istiyor bir şekilde. En iyi bağış aynı yani evet, değildir. Yani şey, nakdi bağıştır. Doğru. Çünkü buradan taşımak, lojistik masrafı daha fazla. Parayla oradan o malzemenin temin edilmesi hem oranın ekonomisi için daha iyidir hem de şeydir. Şimdi bu sosyal medya birimi var tabii Kızılay'da. Bunlar otomatik olarak devreye bu mesajı koymuşlar. Şimdi bizim Kızılay'da yapmamız gereken şey standart operasyon prosedürlerini doğru hazırlamak. Zamanlamayı doğru ayarlamak gerekiyor. Şimdi bu seferki dışında da Kızılay'ın herhangi bir sıkıntısını görmedik. Yani evet. Afrin için para şeyi toplar, bağış toplar. Kızılay yani, bizim Kızılay'ımız. Hiç sormasalar da bu vatandaş sonuçta oraya zaten bağış yapar. Sonuçta 10 lira yani. Herkesin katkılması. Zamanlama. Zamanlama problemi işte. İlk akla gelen o olmuş oldu. O kötü oldu yani. Üzerinde de çok evet, hani tepinmemek de lazım bir nokta. Evet oldu geçti kaza yani, tamam. Evet. Sevgili Ferit Demir'in yaptığı da muhtemelen hani ben sahada muhabirlik de yaptım canlı yayında. Hani sağ çıkmış çocukları yanında iyisiniz değil mi diye sorup birazcık da moral vermek istemiş olabilir o da, belki. Yani, o da şey hocam, o da işte yas tutma, yas tutan bir kişiye ne söylenir? Afetzede psikolojisini bilmemekten kaynaklanıyor. Travma sonrası. Senin benim evet, bu gösterdiğimiz duyarlılığı hükümet de tersinden eleştiri yapanlara göstermeli. Yani o orada bir o soruşturma açma yetkisi var. Ben burada mesela meslektaşımız zencide olmasın diye adını bile söylemedim. Tabii. Olabilir yayın kazası. Doğru. Fakat bizim gösterdiğimiz duyarlılığının daha fazlasını evet, hükümet gösterip bu soruşturma sopasını sallamaması lazım. Daha önce biz Sakarya'da aynı şeyi yaşadık. İşte vali Afetzede'ye tokatladı. Şimdi bu Afetzede... Siz hatırlıyorsunuz, ben unuttum. Evet. Çünkü hayır, bizim uzmanlık işimiz olduğu için yanlış örneklerden biri. Afetzede hocam evini çürük de yapmış olsa, kolon da kesmiş olsa
devleti sorumlu tutar. Sen devletsen, yani sorumlu kişiysen, deflon giymiş gibi davranacaksın. Hiçbir şey üstüne yapışmayacaksın. Hiçbir şeyi duymayacaksın. Yani şu anda tabii şöyle bir durum var şimdi. Bu afete müdahale edenler için şu anda bir kahramanlık aşamasındayız. Doğru. Belli bir süre sonra balayı aşamasına geçeceğiz. Yardımlar devam ettikçe balayı aşaması var. Ondan sonra hayal kırıklığı ve doğru düzene geçme var. Yani bu aşamaları yaşıyoruz. Şu anda kahramanlık aşamasında eleştiri hiç kaldırmıyor kimse. Doğru. Bu aslında bu kahramanlıklar olmaması gereken şeyler. Mucizelere kalmamamız lazım. Bina yıkılmaması lazım. Yani enkaz altından kurtarılmaya ihtiyaç olmaması lazım. Bu arama kurtarma birliklerinin tehris edilip bunların itfaiyeci olması lazım. Dünyada arama kurtarma birliği diye bir şey yok. Bu işi itfaiye yapar. Ama doğru. Ama Türkiye'de yani bina stoku o kadar kötü ki. Yani tabii. İş gelip kalıp buraya geliyor. Yani mecbur kalıyorsunuz. Tabii. Kimlerin yaptığını da anlattım demin binaları zaten. Yani işte bu bina yapma olayında mesela işte yani berber kalfasının bile bir diploması varken önüne gelen herkes müteahhit oldu. Ben Trabzonluyum yani. Ben inşaat teknisesinde okudum ya. Müteahhit olacaktım fazla. Yani ama İyi kurtarmışız siz hocam şimdi, onlardan. Şimdi güldüğüm için bana kızıyor. Televizyonda diyor ciddi şeylerde gülme diyor. yok ama bazı şeyleri anlatıyor. Ama yani ağlanacak halimize giriyoruz. Şimdi bu şey konusu, vergi konusu ayrı bir şey de. Yani bağış konuları çok hassas. Yani bağışta bir insan bir konuda bağış yapıyorsa o para oraya harcanması. Doğru. O önemli yani o baştan sona. Yani o oraya dikkat etmesi lazım. Şeyi bir daha söyleyeyim hocam. Çünkü herkes işte battaniye dolduruyor, oyuncak, kıyafet. Tamam ayrı, bu gider ama sahadaki adamın, insanın şimdi ihtiyacı hocam, olan hakikaten nakittir. Şimdi hocam herkesin para battaniye gönderdiği bir yerde onların ayıklanması, tasnifi, şimdi bağış yönetiminde. Ve onlar çok büyük sıkıntı. Şimdi mesela bir de aynı zamanda burada bir şey de çıktı yani bir olay siyasi midir artık bilemiyorum. Belli bir partinin yardımları dağıtılmıyor diye. Evet. Şimdi şöyle eğer yardımı mesela gidip AFAD'a veriyorlarsa, AFAD deposuna teslim ediyorlarsa, almıyorlarsa haklılar. Ama yok ben kendim dağıtacağım kamyonumla, elemanımla derlerse o doğru değil. Çünkü olmaz önce. O siyaset işte. O zaman o da siyaset oluyor. Yani afet bölgesinde herkes kafasına göre yardım dağıtmaya kalktığı zaman ne trafik ne güvenlik kalıyor. Hatta afet bölgesine yardım için iyi niyetle gittiğini sandığın insanlar enkaz altında bilezik topluyor. Gömüyor. Sonra gelip alıyor. Neler oluyor yani insan inanamazsınız. O yüzden afet anında buna staging area deniyor. Türkçe'de tam anlamı nedir? Kapama noktası. Bir şehrin girişinde toplanır bütün yardımlar gelenler. Şehirdeki kişilerle onlar beraber yardımlar gidilir, dağıtılır, arama kurtarma yapılır. Herkes kafasına göre şehire giremez yani. Dünyada da böyle ama bizdeki depremde böyle oldu. Kalabalık etmemesi lazım. Kimsenin ayrıca ne trafik kalır ne güvenlik kalır. Zaten o yüzden insanlar çok yabancı değişik adamları görünce enkazından ayrılmak istemiyor. Çadır kendi ekmek istemiyor. Enkazın yanında bir çadırım olsun diyor, orada oturayım diyor. Bu zaten bu çadır problemi bir bizde var bir İran'da var. Dünyada çadır diye bir şey yok afetlerde. Ama bizde böyle bir çadır kültürü gelişmiş. Burada tabii problem mahremiyet de bizim kültür de önemli. Mesela Japonları siz spor salonuna doldurun. Hepsi bir tane hasır üstünde oturur yaşar orada. Ama bizde öyle değil. Bizde mutlaka bölmeler lazım. Mahremiyet bölmeleri. Biz bir kere Kızılay, Tekin Küçük Ali zamanında Kızılay Başkanı. O zaman böyle bölmeler yapmıştık. Spor salonunda, camilerde. Ailelere böyle bir kutu gibi böyle bir bölme. Yani mahremiyet bizde önemli. Doğru. Şimdi kurallara göre binasında ağır hasarı olmayana çadır verilmez. Yani ana şoku atlatmış bir binanın eğer bina hasarı yoksa artçıda yıkılması beklenmez. Ama şöyle bir ortamda onu denetleyen de yok galiba değil mi zaten? O da yok. Bir de insanlarda artık binaya güven kalmıyor. Doğru. O yüzden korkudan çadır istiyor. Buna biz korku çadırı diyoruz. Şimdi İstanbul'da planlamada Kızılay'da 500 bin çadır ihtiyacı olacak diye kağıtta yazıyor. Ama 16 milyon çadır isteyecek. Tabii. Herkes çadır istiyor. Şimdi çadırda aslında bu şartlarda -1 dediniz. Çadırın içinde daha düşüktür. Güneşin altında -1 seni ısıtır. Ama çadırın altında daha düşüktür. Bu şartlarda çadırda yaşamak çok zordur. Zaten biz çadırdan prefabriğe geçmemiz lazım. Yani afetten sonra hemen çadır değil de prefabrik kurmak gerekiyor. Dünyada bu böyle. Çok artık 3D printerlarla tık tık tık. Ya aslında sorarsan binalar yıkılmayacak bakın. Bu doğru bina yıkıldıktan sonra yapacak fazla bir şey kalmıyor.
Bakın İstanbul'da 50 bin tane binanın yıkılması bekleniyor. O da iyimser senaryoya göre. Bakın 50 bin bina yıkıldığı zaman 50 bin tane arama kurtarma ekibi bulup başına koyamazsınız. Şu anda İstanbul'da beklenen deprem yönetilemez bir deprem. Afet yönetimi zaten afetten sonra gidip de çadır kurmak, yemek dağıtmak, adam kurtarmak değildir ki. Afet yönetimi riski önceden yönetilebilir seviyeye indirgemektir. Risk yönetimi ile yani şimdi müdahale ediyoruz ya biz. Evet. Biz orada müdahale afetle başlıyor bizde. Müdahale aslında zarar azaltmayla başlar. Evet. Afet yönetiminde. Sonra geri kalan azaltamadığın her şeyi sıfırlamak mümkün değil riski. Azaltamadığın riske hazırlık yaparsın. Şimdi 50 bin bina hazırlık yapman anlamsız. Ancak 50 binaya belki baş edebilirsin. En fazla 500. O da mümkün değil. Yani dünyada 50 bin tane ne dünyası? Samanyolu galaksisinde yok bu kadar ekip. Şimdi bunlar tabii biz parayı yani enerjimizi hep müdahale ve iyileştirme yani yıkım ve yara sarma sarmalına kalmışız biz. 99 depreminden sonra işte AFAD'la beraber planlama, zarar azaltma kavramlarını konuşmaya başladık. Hı hı. Ama hala bu konuda sıkıntımız var. Yani kentsel dönüşüm hala yaygınlaştırılamadı. Hala bir sürü problem var. Kentsel dönüşüm oldu, ransal dönüşüm. Yani bizim JICA ile belirlediğimiz 2002'deki öncelikli bölgeler yerine hiç önceliği olmayan sağlam binaların olduğu Bağdat Caddesi dönüştürüldü. Doğru. Yani şimdi Bağdat Caddesi'nde şimdi bizi çağırıyorlar, diyorlar ki burada nefes alamıyoruz, çok nemli. İyi de denize paralel Çin Seddi gibi bina yaparsan ne deniz kaldı orada ne hava kaldı. Yani onları sınırlama da mı getirilmedi efendim? Hani yok yani, herkes dedi ki buradaki binalar çok eski işte 60'lardan. Eski bina değil yeni binalar yıkıp yaptılar. Tabii tabii. Yani bu ya daha geçenlerde Antalya'daydım yani aynı durum var. Yani nereye giderseniz gidin. Ben diyorum ki bu binaları buraya nasıl dikmiş? Hangi vicdanla dikmişler? Herkes böyle yapıyor el hareketi. Vicdan yani. Değil cüzdanla. Cüzdan da tabii. Yani vicdanın önüne geçmiş cüzdan. Yani bu 50 bin bina rakamı 50 bin bina en azından yani o iyimser bir rakam. Zaten şimdi düşünün yani bir şeyde yakın bir yerde bir deprem oluyor. Avcılar'da, Silivri'de en çok hissediliyor. Anlıyor musunuz? Yani nasıl binanın, zeminin durumunu. Ben Üsküdar'da bir şey hissetmiyorum mesela. Şimdi hocam bina deprem yıkmadan bizim yıkmamız lazım binaları. Evet. Ve İstanbul'da şu anda 1 milyon konut boş, satılmayı bekliyor. Bunun büyük kısmı lüks değildir diye düşünüyorum. Ortak 50 bin tane de bina var yıkılmasını beklediğim bildiğimiz. Bunları bir an önce takas etmemiz lazım. Böylece hem yeni bina yapmayız, hem güzel. Mevcut binalar satılır, hem de boş alan, yeşil alan, işte yollar genişler ve insanları tabutlardan çıkartmış oluruz. Yani bu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu çok önemsiyor. Ama bu deprem çalıştayı nasıl geçti efendim? Biraz onu da merak ediyorum ya ama. Bu, tabii çalıştaylar, biz bilim adamları olarak bıktık bu çalıştaylardan, konferanslardan. Ama bunların oturup konuşulması gerekiyor. Yani bir ortak akıl arayışları. Ama işte İstanbul'daki bu depremin aciliyeti o kadar yüksek ki artık çalıştay yapacak vakit şeye gerek yok. Hiçbir şey yapmasak 2002'deki JICA raporunu uygulasak raflar indirip deprem master planını. Hala geçerli oradaki. Geçerli yani yenilemeye de ihtiyaç vardır şüphesiz ama doğru. Hiç boş ver yenilemeyi. Mevcut haliyle yapsak çok büyük bir adım atmış oluruz. Yani burada tabii yani insanlarımız ölecek yani burada yerel siyaset falan yapmamak lazım. Doğru. Ben hem Kızılay'da çalışıyorum hem Büyükşehir Belediyesi'nde. Sırf amacım benim halka afete hazırlamak bir faydam olursa diye. Doğru. Ama işte olmuyor yani şimdi mesela mahallelere afete hazırlanın diyoruz. Mahallede kimse talep etmiyor. 2 gün ayırmak istemiyor. Yani vatandaşta da bir şey var talep yok. Ne arz var ne talep var yani böyle bir acayip durumlardayız. Sürekli konuşuyoruz, ağlıyoruz ama davranış değişikliği olmuyor bizde. Bir harekete geçmiyoruz. Geçen de bir anket yapıldı. Bizim Alper İlki diye bir arkadaşımız Japonlarla beraber. Türkiye'de zengini fakiri okumuş okumamışı afete hazırlıkta aynı çıkıyor. Hiçbir hazırlanmıyor. Yani ne? Bunun sosyologlar, psikologlar incelemesi lazım. Ne oluyor bu vatandaş? Niye böyle konuşup bir şey yapmıyor? Yani evinde eşyasını sabitlemiyor en azından. Evet. Soruyorum yani yatağın yanında gardırop var mı diyorum var diyor. Ona bakıyor musun? Bakıyorum diyor. E niye sabitlemiyorsun? Hocam diyor o tarafta diyor eşim yatıyor diyor. Şimdi bu işim böyle dalgasında bu millet hocam yani. Bu kültürle biz nereye kadar gideceğiz? Yani bilmiyorum ben. Yani okumuş olmakla eğitimli olmak arasındaki ciddi farkı hocam zaten kesin bir çizgiyle ortaya koydu. Yani okulda verilen eğitimle insana değişimini sağlamak çok zor. Anne babadan gördüğü davranışlar neyse kişi öyle evriliyor.
Yani anne baba bu konuda şimdi, duyarsız, 99 depremini yaşamış, hiçbir şey olmamış gibi 3 gün sonra hayatına devam ediyor. Çocuk da bunu böyle görüyor, büyüyor. 99 doğumlu bir sürü değil mi? Delikanlı genç kız var şimdi. Tabii diyor ki annem babam bir şey yapmadı gidiyor yani. Ya ben çocuk, ne yapayım diyor. Biz çocuklara bazen eğitim verirken, küçük çocuklara biraz onları kışkırtıyoruz. Diyoruz mesela annene babana söyle gardırobunu sabitlesin. Tabii tabii. Şu yatağını camın dibinden çeksin. İşte camlarını, perdelerin kalın yapsın, sürekli ört kapalı tutsun. İşte bir kol uzaklığında yatakta şunları şunları bulundurmanız lazım. Bunlar anne babana söyle yapsın, yapmasa sen diyorum annemden bir şey isteyince yapmanca ne yapıyorsun? İşte evet, ağlıyorum, yere yatıyorum, küsüyorum, yemek yemiyorum. Hah işte diyorum onları yap. Böyle bir kışkırtma yapıyoruz. Çocuklar daha ciddi alıyor bu meseleyi. Çocuklar üzerinden anne babaya ulaşmaya çalışıyoruz ama şimdi hocam eğitim dediniz de şimdi bizim yaptığımız 20 senelik eğitimler böyle PowerPoint'te bir saatlik sunum. Farkındalık eğitimi, yok bilinçlendirme eğitimi. Bize hocam beceri eğitimi lazım. Şimdi bakın depremden önce yapmamız gereken şey var. Deprem anında sıfırın sonunda deprem küt diye vurdu. Allah deprem oluyor. Şimdi burada biz ne yaparız? Bunu biliyor olmamız lazım. Yani televizyonları görüyoruz da böyle. Burada ne yapmamız lazım? Bunun altına mı girmeliyiz? Masanın altına gireceksin. Baş çaresi öyle yok. Mi? Evet. Kaçmaya kalkmak mümkün değil. Deprem yakındaysa fay sizi duvardan duvara vurur. Eşyalar devrilir. Tabii. Daha ölümcül o. Tabii. Şimdi bunu bilmiyor böyle televizyonda duruyor millet. Bir de gülüyor. Şehir okuyor. Bunlar kötü örnekler ama. Altınbaş Üniversitesi'nin rektör yardımcısı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmamak lazım. Fakat Çiftçi'nin çok güzel bir cümlesi var. Maalesef bizde diyor malumatlı kişi sevilir, marifetli kişiden nefret edilir der. Al buyur işte. Dolayısıyla hani malumatı doldur çocuğa ama iş hocamın dediği gibi. Gerçek anında marifeti göstertemiyorsa zaten yani işte o, hocam, o eğitimin o da, ne anlamı kaldı? İşte hocam o tatbikatla ilgili bir tatbikat, şey. Tatbikat yapmıyoruz. Tabii. Evimizde, iş yerimizde yaptığımız tatbikatlar da mış gibi yani mesela. Şimdi burada tatbikat yapılsa bize haber verirler. Zil çalacak birazdan tatbikat bunu şey yapmayın, aldırmayın, işinize bakın. Böyle tatbikat olmaz ki. Tatbikatların çoğu haberli olduğu için millet her şeyi biliyor. Hop orada Allah %100 başarılıyız. Ya böyle bir şeyler olmaz ki. Damdan adam indirme, ipten atlama, helikopterden atlama bunlar yok böyle bir şey afetlerde. Bunları şova dönüştürdük biz. Bunları yapamayacağız. Ve adına da güven tatbikatı koyduk. Yani hatta vatandaşa güven veriyoruz. Ve tatbikatlarda vatandaş yok. Abi böyle bir şey olmaz. Toplum tabanlı afet yönetimi olması lazım. Toplumun olmadığı bir afeti yönetemezsiniz. Ama maalesef daha henüz oraya gelemedik. Yani çok çalışmamız lazım. Şimdi hocam deprem küt diye vurduğu zaman P dalgası geliyor ilk an. Allah deprem oluyor dedik. Bulunduğumuz yere göre trende miyiz, yolda mıyız, burada mıyız? Çök, kapan, tutun. 3 kelime. Ama bunu yapabilmek için tatbikat yapmış olmak gerekiyor. İnsanlar afetlerde ancak daha önce yaptığı şeyi yapabiliyor. Duyduğunu, okuduğunu değil. İkiye ayrılıyor insanlar. Kimisi donup kalıyor, kimisi şuursa kaçışmaya başlıyor. Aynen. Şekillerde görüldüğü gibi. Bakın televizyonlarda. Sen geçen de kahve gösterdi. Adamlar, okey oynamaya devam. Okey oynayan. Kimisi donup kalıyor, kimisi kaçmaya başlıyor. Tabi deprem uzakta olduğu için kaçabiliyor ama yakında olsa kaçamayacaklar. O şeyi vermemek lazım öyle bir fikri. O da şeyi kesip sözünüzü ama iki gündür şeye takılmış durumdayım hocam. Yani merkez üssü Sivrice, Sivrice'de yıkılan bina var mı yok mu emin değilim. Galiba yok. 10 tane hasarlı var sadece. 10 tane hasarlı. Yıkılan yok. Çoğunluğunda deprem sigortası var binaların. Elazığ gibi hani hakikaten metropol diyeceğimiz büyük şehir. Ben de 3 ay görev yaptım orada. Orada 3 tane apartman böyle helva gibi ne veriyor böyle nasıl oluyor? İşte onlarda kolon molan olayları var, kesme olayları falan gibi. Hala vazgeçmedik. Yani ben bu depremde bina stokunun iyi davrandığını gördüm. Ben beklediğimden evet, daha iyi bence çıktı. 76'yım. Yani bir şey var yani bir gelişme var yani daha da iyi olması ben gerekiyor onu tabii. Şimdi hocam deprem olduğu an çök kapan tutun yaptınız. Masanın sıranın altına girdiniz bekliyorsunuz ki burada da kafa karışıklığı var. Üçgen, beşgenlerdeyiz hala. Onlar artık yok. Yok hikaye ama işte maalesef hala ona kafa karışıklığını yaratanıyor. Böyle bilgi kirliliği de çok. Hocam beklerken masa altında içinizden bir ses size atla diyecek camdan. Gacır gucur ediyor her taraf. Orada da yani çök kapan tutun da yetmiyor. Zihin kontrolü çok önemli. Kendinize hakim olmanız lazım. Evet. Çünkü vücut adrenal yükseltiyor, kendini vücut korumaya almaya çalışıyor. Artık doğru, sen değilsin yani vücudun, yabani bizim vücudumuz. O yüzden zihinsel kontrol önemli, içimizden saymak, kendimizi telkinde bulunmak. Yani böyle eğitim yok. Yani ondan sonra deprem bittiği an, mesela biz buradayız değil mi? Mesela kameraman arkadaşlar var, siz biz. Yaralanmışsak, bir şey olmuşsa biz birbirimize yardım etmek zorundayız. Doğru. Başka kimse yok.
Hele İstanbul gibi büyük bir şehirde deprem olduğu an orada her zaman afetzede olacak. Oradaki arama kurtarma, polis, itfaiye, ambulans hepsi afetzede olacak. Onların aileleri afetzede olacak. E biz kalacağız kendi kendimize. İşte o anda bizim bilgi ve becerimiz bizi kurtaracak. Yani hocam da 5-6 litre kan var. Bir litresi gidince ölüyor. O ilk saatlerde olan şeyler bunlar. Ve bu ilk saatler o yüzden altın saatler deniyor. Ben ilk yardım biliyorsam yardım edebileceğim. O travma anında yani bir de yetmem lazım onu. O da çok zor. O yüzden vatandaşı hocam şu anda ulusal seferberlikle bütün herkesi İstanbul'dan başlayarak Avcılar, Bağcılar gibi böyle en tehlikelerde Jaykan'ın belediye yerlerden başlayarak ilk yardım temel ama bu CPR falan yok. Afet ilk yardımı. Hafif ya arama sen. Kurtarma. Öyle hilti falan öyle şeylere gerek yok. Bir insanlar tırnaklarıyla birbirini kurtarıyor. Onu yaparken kendine zarar vermemesi lazım karşısındakine. Bir de yangın söndürme. Bu beceri eğitimi. Bak bunları oturup böyle anlatmak değil. Adam yapacak onu yaparak öğrenecek ve o anda da bunu yapabilecek. Bu beceri eğitimleri üç konuda vermemiz lazım. Yoksa halk böyle herkes ilk andan itibaren nerede bu devlet diye bakarsa bu devlet bunun altından kalkamaz. O yüzden bizim bütün vatandaş olarak herkes bu eğitimlere talip olmamız lazım. Muhtarlıklara gidip afet eğitimleri için, Kızılay için. Talep edeceğiz. Bize talep edeceğiz. Ben eğitim mahalle. İstiyorum. Zaten adam bulamıyor muhtarların bir kısmı. Yani böyle bir durum var. Kimse ilgilenmiyor. 2-3 gün ayırmak istemiyor. Herkesin büyük gündelik problemleri var. Büyük işleri var yani. Ben bunu anlamıyorum. Bir hafta sonuna ayırıvereceğiz. Ne var bu kadar? Evet. Zor şeyler yani bu, mi ya? Bunlar hocam önemli şeyler. İşte biz bunları yazmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Okumak da yok pek fazla yaygın değil. Yani evet. Şimdi ne kadar sorarsan sor. Okumuyor adam. Evde ne yapacağını da bilmiyor ama öğrenmiyor da. Biz bunları böyle şey halinde... Biz bunu hap haline getirdik. Twitter'da ben. Yazınca daha çok da şey Twitter'da dinliyor. Twitter'da yazınca bir de fıçı da yiyorum. Bunu hap haline getirdik ki çantasına taşısın. Çünkü insan... Japonya'da ne var biliyor musun? Böyle kitaplar vardır. Böyle harita vardır içinde. GIS haritaları. Japonya'da açarsınız o kitabı. Neredeysen bakarsın ben buradayım. En yakın barınma yeri nerede? En yakın sağlık merkezi nerede diye. Daha oralara gelemedik. Biz hala daha çok kapanamıyoruz. Biz ADM kitapçığı çıkarmamız lazım. Onun efendim? Bizim yakın sunacağımız yerler ADM olur. Bunu hakikaten kitapçığı buradan lazım. Hani İstanbul yani, Büyükşehir Belediyesi bu işi kafa yoruyor. Buradan rica edelim. Güzel, çok şık, pahalı dergiler basıyorsunuz. Metroda dağıtıyorsunuz. Onun yerine faydalı bir şey yapın arkadaşlar. Hepsi de sevdiğimiz insanlar. Şu hayat kurtarır. Hakikaten şu hayat kurtarır. Bakın hocam. Şu böceği tanıyor musunuz? Hayır, şöyle bir yakından göstereyim kamerayı. Hangisini göstersin arkadaşlar? Hayır. Nedir? Salyangoz gibi duruyor ama değil mi? Yok. Şu karşıdaki görsün size hocam. Bu tesbih böceği. Hani dokunuzdan top gibi oluyor ya. Evet. Japonlar bunu kullanıyor afet eğitimde. Deprem anında top gibi ol. Hedef küçült. Bir şeye maruz kalma. Bak ayakta durma. Kaçma, koşma. Dur. Top gibi çök, kapan, tutun diyor burada. Şu böcek bunu ne yaptı? Gerçekten tabiat bize süslesek, söylüyor. Süslesek püslesek mi? Yani hakikaten yani afet yönetiminin şeyi sembolü bu. Sen böyle, ama bu böcek Türkiye'ye gelmedi hocam. Daha üçgen beşgendeyiz. Kilometremiz çok iyi. Eyvah. Yani çok mesela fena. Burada çok şeyler var. Mesela trende gidiyorsun. Deprem oldu. Tren fren yapıyor. Ayaktasın. Yüzüne tava dönmen lazım. Ne tarafa dönmemiz lazım? Burada yazıyor. Aa, tamam merak ettik. herkes bulsun. Vallahi, ama işte mesela aile afet planı nasıl yapılır? Konuşup duruyoruz lan burada. Bir deprem çantası diye tutturduğumuz bir şey var. Bu nedir? Ne konur? Sadece her şeyi çantaya mı koyacağız? Doğru. Nereden çıkarttık bu kadar şey? Yani bu işin paraya pula dökmeden malzemeye. Şimdi mesela ben şu anda bir proje yapıyoruz. Kızılay, Üsküdar Kaymakamı, Üsküdar Belediyesi. Toplum tamam, afet gönüllüleri şeklinde. Siz anlatın hocam. Toplum afet gönüllüleri şeklinde eğitim yapmak istiyoruz mahalle bazında. 33 mahallemiz var. Yakın görsün. Mesela hocam, onu ben onu niye yaptım biliyor musunuz o şekilde? Bunu isteyen alıp büyütüp poster yapabilir afiş. Çok güzel. Ya hocam her şey para pul değil. Milyonlar para harcamak gerek yani böyle prestij kitabı falan değil bu. Yok. Şunu büyüt, afiş yap, koy vatandaş tuvalete koy vatandaş. Herkes artık kendi apartmanına koysa bile. Girişine çıkışına. O aklında kalsa hayat evet. Kurtulur. Hocam. Yani bakın afet hazırlık para ve mevzuat işi değil hocam. En basitinden ne biliyor musunuz? Yangın. İnsanların birçok insan yangında dumanda zehirlenip ölüyor. Ya 50 liralık bir duman döktürü evine alıp koymuyor adam.
50 liralık ya basit pille çalışan bir duman döktörü. Yok, sigara içecek evde olmaz tabii. Yani zıkkımın kökünü istemeyeyim. Yani bu tabii bunlar böyle. Evet. Bu tespih böceğini ben bir daha bir göstereyim. Bu çok yani, hakikaten çok klasik bir örnek. Yapılacak olan bu. Evet, çök kapan işte. Tespih böceği gibi. Hele okulda bir tane tespih böceği bulup getirelim hocam. Ne yapalım? Vallahi yani? Ya bu çok hani bir de çocuklar... Aslında var ya şu deprem haritasını var ya, deprem haritasını hani işte Atatürk posteri, Cumhurbaşkanımızın posteri falan oluyor ya. Onun gibi her ofiste bir tane deprem haritası asmamız lazım. Yani tehlikeyi, riski unutturmamamız lazım. Japonlar der ki deprem unutulduğu zaman vurur derler. Yani bu şey önemli. Yani yapacak o kadar çok şey var ki. Anlatılacak o kadar şey. Ama bunu biz oyun şeklinde, basit şekilde yapmamız lazım. Yani depremden korkmamamız lazım. Depreme hazırlıksız yakalanmaktan korkmamız gerekiyor. Lazım. Doğru. Deprem bu doğanın bir parçası. Yani hava, su gibi. Doğanın bir işi, kanunu her zaman olacak. Şimdi görüyorsunuz orada binalar yıkılmış, bir sürü bina var, yıkılmamış yanında da binalar var. Tabii. Çok anlaşanlı da durmuyor. Yani basit şeylere dikkat aldığımız zaman doğru bir yapı da ayakta kalabiliyor. Şimdi önemli olan hocam, yani şu eğitimlerde biz bunu basitleştirmeye çalışıyoruz. Mesela Japonlar ilk 3 ay diye başlar. İlk 3 aya hazır mısın diye test yaparlar sana. Ben vazgeçtim 3 aydan hocam, ilk 30 dakika. Tabii. O kadar mı? O kadar. Orada 3 ay sonra unutuluyor. Bizde neyse daha erken. Şimdi hocam deprem olmadan önce bina sağlam olacak. Bakın bu bina sağlam değilse geride şeyler, her şey anlamsız kalıyor. Tabii. Diğer her şey. Bina sağlam kalacak. Eşyalarını sabitleyeceksiniz. Aile afet planı yapacaksınız. Sigorta yaptıracaksınız. Yani bu DASK olur. Konut sigortası ayrıca olur. Ondan sonra bu sıfır insan yani olmadan önce. Şimdi sorsam kaç kişi bina sağlam? İşte beni konferanslara çağırıyorlar, dışını çağırmıyorlar. Gidiyorum. İşte diyelim ki işte X şehri afetlere hazır. Bir türlü arama kurtarma ekipleri, kediler, köpekler, kamyonlar yıkılıyor ortalık. Şimdi sıra bana geliyor. Hocam buyur diyorlar. İşte ben diyorum ey filanca şehir afete hazır mısın diyor. Bakalım Japonların testini yapıyorum. Depremin sıfır insanesine hazır mısın? Kaç kişinin binası sağlam? El kaldırın. 3 kişi, 5 kişi. Hani afetlere hazırdık. Kaç kişi eşyaları sabitledi? Kaldı 2 kişi. Kaç kişinin aile afet planı var? Yok. Nasıl afete hazırız? Evet. Bu nasıl bir şey yani? Şimdi ondan sonra bir daha beni çağırmıyorlar. Tabii Allah'tan çağırmıyorlar. Çünkü çok zor oluyor. Çok şeyler söyleyeceğim. Hocam o kadar haklı ki. Şimdi bu genelde siyasete aslında yüklendiğimiz ama kendi şahsi bireysel hayatlarımızda yaptığımız hatalardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey. Belli bir yere kadar devlet sorumlu. Bir süre sonra vatandaş da sorumlu. Geçenlerde çok üst düzey yöneticilerin olduğu bir yerde konferans veriyorum. Ve kamu harcamalarının önceliklendirilmesi üzerine deprem meselesi de var. Hepsini anlatırken dedim ki ya bak eleştiriyi yapıyorsunuz da devlete. Şahsi hayatlarınıza gireyim. Arabanızın dedim kış lastiğini almanız lazım. Almamışsınız ama kayak tatiline gidiyorsunuz dedim. Tamam. Arabanızda veya evinizde sıkıntılı bazı durumlar var. Güvenlikle alakalı, yangınla alakalı hocamın dediği gibi. Mesela gelmiş yangın dedektörleriniz çalışmıyor. Tespit yapılmış. Sizin alelacele yangın dedektörlerini yapmanız lazım. Hayır, onu yapmıyorsun. Gidiyorsun bilmem ne telefonunu, bilmem ne markasını. Araba muayenesinde de yangın tüpün tarihine bakıyorlar. Tabii. Yani hani şimdi biz aslında insan hayatına topluca çok önem vermeyen, güvenlikle alakalı ciddi sıkıntılar çeken ve bununla ilgili çok ehemmiyet veren insanları alaya alan, dalga geçen insanlarız. Mesela benim hayatım boyunca çektiğim en büyük dert, önce güvenlik dediğim zaman etrafındaki bir sürü herkes ammada vesveselisin diye dalga geçmiştir. Ondan sonra havalimanına giderken mesela iç hatlarda 1,5 saat, dış hatlarda en az 2 saat önce gittiğim zaman dalga geçilmiştir. Ve böyle acil durumlar için, hocamın bahsettiği acil durumlar için sürekli olarak bir yedekleme bulundurmam. Sürekli olarak cep telefonlarımı şarjı bulunmam ama yahu sende de acayip vesveselisin. Yahu arkadaş hayatımızın bir parçası bu ya. Anlamadınız mı olayı? Yani bir de şöyle bir şey, her ne kadar depremle ilgili hocalarımız onun bununla alakası yok, şunun şununla alakası yok derken ben kendimi bu konuda cahil olarak kabul edip cahil ferasetiyle diyorum ki bu iş tozuttu. Son 4 yıldır
üst üste dünyanın her yerinde depremler oluyor, volkanlar patlıyor. Demek ki bir dönüşümdeyiz. Ya uyanık olalım. Bize gelir gelmez ben bilmem. Ben önlemimi alayım da ağlayan taraf ben olmayayım diye. Yakınlarım için endişelenmekten uykum kaçıyor. Herkes dönüp bana diyor ki ya amma da vesvese var sende. Ya vesvese değil ki bu. Vesvese taşıyan bir adam değilim ben. Hiç öyle bir tipe benzemiyorum. Ama ben önlemimi hep alan adam. Hep dalga geçildi. Benimle beraber birçok insana hep dalga geçilmiştir. Niye bu kadar önlem alıyorsun? Niye bir B planı var hep diye. Şimdi bu bizim hayat vatandaş yani. Olarak öncelik tespitinde doğru davranmadığımızın kanıtı. Hocam bu kanun deyince aklıma geldi. Mesela bizim belediye kanunu, mesela büyükşehir belediyesi olmayan yerlerdeki il özel idare kanunun da bir madde var. İkisi de aynı madde. Ama belediye kanununda bu 5393'te 53. madde. Burada belediyelere görev verir. Riskleri azalt der, plan yap der, halkı eğit der, ekipman ve donanımı hazırla der. Belediyelerin görevi var yani. Var görevi. Harika. O yüzden vatandaş bilgi eğitimi kanununa yararlanarak belediyeden sorsun bunları. Bunları sesin. Nasıl yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ben eğitilmek istiyorum. Tabii. Halkı eğitiyor musunuz? Katılmak istiyorum. Baktılar ki hiçbir şey yapmıyormuş. O zaman görevi ihmalden suç duyurusuna bulunsunlar yani. Bu kadar basit şeyler gene bunlar. Var, evet. Yani belediyenin artık yapması gereken şey var ama vatandaşın katılması önemli. Peki şimdi burada, tam burada bir ufak da bir tartışma var bu yardımlar meselesi üzerinden. Mithat Hoca bahsetti. Sayın Süleyman Soylu'nun bir kısa açıklaması var. Malatya'da bir depremzedenin bir talebi var. Bir de Yüşra Bebek'in kurtuluş anı görevlerinden bir daha dinleyelim. Çünkü hocamızın dediği gibi hani şu anda kahramanlık safhasındayız. Ama o çalışan insanların nasıl çalıştığını görmemiz lazım. Oradan da işaretler var. Yani belli ki aşağıdan sağ kurtarılan vatandaşlarımız bazı şeyleri belki de tesadüfen doğru yaparak veya binalarının belli boşluklarını bularak kurtuldular. Onları bir izleyelim. Birazcık da Serdar Akinan'ın iddialarını ekrana getirelim. Barınma beslenme bugünlerin en acil meselesidir. Şu anda bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Benim Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur. Bir, biz bu gecede dahil olmak üzere battaniye sevkiyatını, çadır sevkiyatını sürekli yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Soğuk çok. Arzu ettiğimiz toplu barınma alanlarımız var. Spor salonlarımız, okullarımız. 43 yer belirledik toplam. Elazığ'da. Hatta iki daha çadır alanı kurduk. 45 oldu. Ya bu toplu alanlarda olabilirse çok iyi. Biz köylere çadır gönderiyoruz zaten. Göndermeye devam edeceğiz. Ama şehrin içerisinde her evin önünde bir çadır yapamayabiliriz. Bizim arzumuz ve isteğimiz ortak alanlar var. Bu ortak alanların kullanılması. Çünkü onların önünde aş evleri var. Elazığ'da özellikle merkezdeki vatandaşlarımıza bizim istirhamımız, ricamız mümkün olduğu ölçülerde bu ortak alanların kullanılmasıdır. Artık devletimize kalmış. Yani bir an önce bize bir ev, bir çare inşallah tez zamanda bulurlar. Yani bizim gidecek kimseniz yok şehirde falan. Bu sözleri depremde yıkılan evinin önünde söyledi. Bunlar da iyice ayrılmış. Kötü yere diye. Elazığ merkez üssü Sivrice 6.8 büyüklüğünde sallandı. Deprem o kadar şiddetliydi ki Malatya'da da hissedildi. Yıkılan, hasar alan binalar oldu. Evimiz, benim evim falan komple çöktü. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir eşya, bir şey çıkaramadık içinde. Allah'a şükürler olsun, çoluk çocuğumuzu sağ salim kurtardık. Daha biter de olabilirdi. Şükürler olsun. Yine devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. O dakikama yetiştiler bize, her şeyimize. Çadır madır verdiler, hemen kurduk. İşte çadırda yaşık. Allah yardım eder yani. Soğuk, -11 derece. Ne kadar çadır, ne kadar ısıtabiliriz? Elektrik yok, bir şey yok. İşte battaniye verdiler. Bunlarla idare edildik işte artık. 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı. Birçok hayvanda telef oldu. Allah şu anda köyümüzde sağlam ev hiç yok. Mesela benimki toprak binaydı, 2 katlı. Komple çöktü. Afide bir ufak bir canım vardı, o öldü. Tavuklarım falan vardı, onlar öldü. Hepsi dibinde kaldı. İnsanlar geceyi sokakta geçirdi. Depremin ardından geçen sürede AFAD bölgeye yetişti. İnsani yardımlar da ulaştırıldı. Artık devletimize kalmış. Yani bir an önce bize bir ev, bir çare inşallah tez zamanda bulurlar. Yani bizim gidecek kimsemiz yok şehirde falan. Yani devletin elinde kaldık artık, Allah onlara, onlar bize. Yine devletimiz, milletimiz bol olsun. Ne yapak? Canımız sağ olsun.
Çadırlara yerleşen halk şimdi yaralarını sarıyor. Çocuğun kaç yaşında? Bu görüntüler tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Çocuğun yanında mı? Tamam, geleceğiz. Tamam. Annenin çaresizliği, jandarma erinin sesinin titremesi herkesin boğazını düğümledi. Bak, kurtaracağız. Tamam, kurtaracağız seni, kurtaracağız. Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı 2,5 yaşındaki Yusra'ya ulaşan ekipler 24 saat sonra Yusra'yı enkazdan çıkardı. Hadi. Bekle, gidelim. Tamam, annen de geliyor fıstığım, tamam. Bekle. Ardından annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Hadi Geçti abla. Geçti abla, hadi. Yusra'nın kurtarılmasında görev alan ekipteki görevliler o anları anlattı. Bebekle olan diyalogumuz işte anne ve baba demesi sürekli ve acıyor gibi diye kelimeler kullanması bize tabii bir duygusal etki yarattı. Arkadaşların başarılı bir çalışmasıyla enkaz altında bulunan iki vatandaşımızı, bir bebeğimizi ve bir annesini sağ bir şekilde çıkardık. Ekiplere, sağlık ekiplerine teslim ettik. Annenin üzerine döküldüğünde anne artık bize diyor ki deprem mi oluyor diyor. Anne artık hani en ufak bir sarsıntı bile değil. Üzerine birazcık kum parçası böyle taş çakıl düştüğünde dahi deprem mi oluyor diyor. Hemen bir irkiliyor anne. O derece yani hani biraz da psikolojisi bozulmuş vaziyetteydi. Yine profesyonel bir şekilde onu da aldık. Sağlıkçılara teslim ettik. O sayede anneyi de kurtarmış olduk. Çıkıyor. Bu kurtarma çok sembolik önemde ve özeldi. Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla Ankara İtfaiyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de yer aldı. Yusra'yı kucağına alan jandarma arama kurtarma timindendi. Aşağıdan anneleri çıkartırken işte Mersin Belediyesi'nden itfaiye, Ankara Belediyesi'nden itfaiyenin belinden tutuyordu kimse düşmesin diye. Böyle bir kolektif şey vardı. Bunu bir tartışma konusu olarak şöyle bir göstereyim, hemen bakanlara gideyim. Serdar Akinan diyor ki AFAD uzman ekipleri, bazı uzman ekipleri en azından engelledi diyor. Bazı iddiaları da var. Döneceğiz ama bir bakanlara kulak verelim, Elazığ'da basın toplantısı. Huzurlarınızdayız. Hem Sağlık Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız, Valimiz ve Milletvekillerimiz ve burada bulunan Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve bütün arkadaşlarımızla birlikte. Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları sonrasında 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkarabildik. Şu an itibariyle toplam 39 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bunun iki vatandaşımızın da 39'un içerisinde bu sayı kalp krizi sebebiyle, yani göçük altında kalma değil, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. 35 vatandaşımız Elazığ ve ilçelerinde, 4 vatandaşımız da Malatya Doğanyolu'da deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Depremin akabinde burada Malatya'yı da içine alarak yapmış olduğunuz çalışmalar çerçevesinde geldiğimiz duruma geçmeden evvel şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Yani artçı depremler devam ediyor. Ve bu artçı depremlerin 21'i 4 ve üzeri, 2 tanesi de 5.1 ve 5.4 5 üzeri olarak gerçekleşti. Ve depremin hemen akabinde iletişim, ulaşım, enerji, altyapı ve bir şehrin hayatını idame edebilmesi için gerekli olan bütün imkanlara bakıldı ve hiçbirinde en ufak bir eksiklik ve aksaklık görülmedi. Elazığ Havalimanı ve Malatya Havalimanı dahil onlarda da herhangi bir problem söz konusu olmadı. Özellikle Elazığ Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi ve Malatya'daki hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve eksiksiz yerine getirdi. Ve yine ifade etmem gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla birlikte
istediğimiz araçlar, malzemeler ve arama kurtarma ekipleri buraya geldi. Öncelikle huzurunuzda arama kurtarmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ve 1000'e yakın burada bulunan sivil toplum örgütlerine de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani sayıları 1000 olan Kızılay, İHA, ANDA, Eşir, Hayrat ve Akut, Hüdayi, Deniz Feneri ve sayamadığım ayrıca Diyanet Vakfı, sayamadığım bütün sivil toplum örgütlerine, AFAD'ın koordinasyonunda burada çalışan ve bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde burada bulunan ve 24 saat esas itibariyle hem arama kurtarma yapan, hem çadır kuran, hem kurduğumuz alanları ve belirlediğimiz barınma alanlarının zimmetini ve lojistiklerini kendilerine verdiğimiz bu sivil toplum örgütlerinin tamamına teşekkür ediyoruz. Hala çalışmalarına devam ediyorlar. UMKE ve 112'ye ayrıca gönüllü olarak hala çalışmalarına aynı şekilde devam etmektedir. Yine depremin hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığımız tüm rehber öğretmenleri görevlendirmiş, özellikle çocuklarımız için. Onların psikolojisinin depremden en az etkilenmesini temin etmek için Diyanet İşleri Başkanlığımız manevi rehberlerini gönderdi. Ve yine aynı zamanda onlar da gerek barınma alanlarında veya toplanma alanlarında sürekli bulunuyorlar. Taziye evlerinde sürekli bulunuyorlar. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Özellikle Elazığ'da, Doğanyol ve Türge, buralarda da barınma alanlarımız var. 45 barınma alanının onu çadır barınma alanı, 34'ü okul, geri kalanı spor kompleksi, 4 cami, 2 tane de cemevi. Ve bütün bunlarla ilgili yemek ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya çalışıyoruz. Bu arada köylerimizi de ihmal etmedik. Jandarma Genel Komutanımızın yönetiminde AFAD koordinasyonu ile birlikte hem köylerdeki hasar tespitle ilgili talepler toplanıyor, hem buradan ulaştırılması gereken çadırlar götürülüyor, hem de erzak ve kuru gıda yardımları gerçekleştiriliyor ve bu tarama aynı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar toplam 24.402 çadır sevk edildi bölgeye ve 400'de genel maksatlı çadır sevk edildi. 26.501 yatak sevk edildi. Yaklaşık 62.963 battaniye, 20.000'de Uşak Valiliğimiz tarafından battaniye sevk edildi. Ve yine uyku setleri, elektrikli ısıtıcı yaklaşık 4.000 civarında ve gıda kolisi 40.000. Ve bu kolilerin tamamını vatandaşlarımıza dün sabah itibariyle dağıtmaya başladık ve sürekli olarak dün muhtarlarımızla burada geniş bir toplantı yaptık. Bugün de köy muhtarlarımızla yapacağız. Sivil toplum örgütleriyle yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve bugün saat 1 itibariyle de şehre girmek üzere yaklaşık 50.000 kumanya günlük olarak dağıtılacak Elazığ ve Malatya'da. Ve Elazığ'da 40.000 şehir artı ilçeler, aynı zamanda Malatya'da da 10.000, toplam 50.000 sadece kumanya. Bu arada Kızılay'ımız bizim çalışma gruplarımızdan beslenme çalışma grubunun yöneticisi. Onlar da tüm imkanlarla, hem valiliğimizin imkanları, hem Diyanet Vakfı'nın aşevi, kendi aşevleri, sivil toplum örgütlerinin aşevleri, bütün bazı belediyelerden istediğimiz aşevleri, bütün bunlarla birlikte bu aşevlerin yönetimini de onlar gerçekleştirmektedir. Çok doğal olarak artçı depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Etmeye de devam ediyor. Ve onun için evlerine girmekten imtina ediyorlar. Bir de Çevre Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ve bu hasar tespit çalışmaları çerçevesinde ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı, hasarsız binalar bir vesileyle tespit ediliyor.
Ve yine bunun yanı sıra Tarım Bakanlığımız özellikle ahırlar ve aynı zamanda depremden etkilenen hayvanlarla ve diğer tarım ürünleriyle ilgili çalışmalarını, tespitlerini ve desteklerini gerçekleştiriyor. Ve yine bunun yanı sıra Adalet Bakanımız burada bugün itibariyle hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Yani orada da herhangi bir aksaklık ve eksiklik ortaya koymadık. Adalet binalarımızda hizmetlerini veriyorlar. Gençlik Spor Bakanlığımız, Bakan Yardımcılarımız olayın ilk dakikasından itibaren buradalar ve özellikle spor salonlarını bir vesileyle hizmete açtılar. Sıcak, aynı zamanda dışarıda da yemeğin, aşın dağıtıldığı iyi bir koordinasyon sergilendi, sergilenmeye devam ediyor. Ayrıca 3 yurt var burada. 3 yurdun herhangi birinde, biri 1120 kapasiteli, biri 1200 kapasiteli, biri 1750 kapasiteli. Bundan herhangi bir yerinde herhangi yapısal bir problem söz konusu değil. Sadece dışındaki sıvaların veyahut da bazılarının mermer taşlarının sökülmesi var. Onları da gerçekleştiriyorlar. Bunun ötesinde özellikle bir meseleyi daha burada sizle paylaşmam gerekir. Yaklaşık 4800 personel hizmet vermektedir. Bu personel teknik personeldir, profesyonel personeldir. Bunların içerisinde 500 personel Çevre Şehircilik Bakanlığımızın görevlendirdiği teknik elemanlardır. Hasar tespiti yapan elemanlardır. Çok doğal olarak vatandaşlarımız evlerindeki hasar tespiti yapılmadan tedirgin oldukları için girmekte zorlanıyorlar. Haklılar. Biz de bu tavrı hem doğru hem de anlayışla kabul ediyoruz. Biz de onların dışarıda bu soğukta bir an önce bu tespitin yapılmasını sağlamak sebebiyle de çalışıyoruz. Onu biraz sonra Çevre Şehircilik Bakanı söyleyecek. Bugün bizim vatandaşlardan talebimiz şu. Biraz önce söyledim, 45 barınma merkezimiz var. Sadece Elazığ'da. Yani okullarımız açık. 34 okulumuz. Aynı zamanda spor salonlarımız açık. Biz gece sabaha kadar dolaştık. Gençlik merkezlerimiz açık. Taziye evlerimiz açık. Ve aynı zamanda bir şey daha yaptık. Dün kıraathanelerle görüştük. Özellikle lavabo ve tuvalet ihtiyacı olan vatandaşlarımız için onları dünden itibaren 24 saat yaklaşık 50'ye yakın kıraathanenin de açık kalmasını temin ettik, sağ olsunlar. Onlar da gayret gösteriyorlar. Onlar da kendi kıraathanelerinin önüne böyle bir afiş yapıştıracaklar. Ve bu şu demektir, biz 24 saat açığız, birlik içinde el eleyiz, hizmetimize devam edeceğiz. Ve oradaki hizmetlerden de istifade edecekler. Yine özellikle biraz sonra Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız söyleyecekler kendi yaptıkları çalışmaları. Tabii şu ana kadar 2000 üzerinde burada, 2000 üzerinde de Malatya'da ağır hasarlı olarak tespit ettiğimiz neredeyse konut var. Bu sayı giderek artıyor çünkü hasar tespit oranlarını biraz sonra bakanımız söyleyecek. Biz kira yardımı yapacağımızı söyledik. Ama şehrin içerisinde bu kadar kiralanacak evin bulunmamasına da tedbir olarak bir taraftan barınma merkezlerimiz var. Şimdi şehir hastanesinin şantiyesi vardı. Ona yeni yataklar aldık. Yaklaşık 500 kişilik bir barınmayı da orada tesis edecek. Sıcağını açtık. Biraz önce söylediklerimizi de gerçekleştirerek. Ama yine buna ilaveten bir şey daha yapıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza da yurt dışında ulaştık ve onu da teyidini aldık. Yaklaşık il özel idaremize ait Elazığ Merkez Aşağı Holpeng'de şu çerçeveli arazide geçici konaklama merkezi konteynerdan müteşekkil yaklaşık 1000 konteyner. Daha sonra yine başka bir alanda bunu hemen yaptıktan sonra ki şu an itibariyle araçlar şu alanın tesviyesini sağlamak için yola çıktılar.
burada 1000 ailenin barınabileceği bir alanı yaklaşık 10 gün 15 gün içerisinde inşallah konteynerlarımız hazır. Yeni konteynerlar, AFAD'ın elinde bulunan konteynerlar. Hemen buraya sevkini de başlatıyoruz. Şöyle biz konteyner kent oluşturacağız. Tüm altyapısıyla beraber elektrik, su, sıcak, bütün altyapısıyla beraber bunu sağlayabilecek yeni bir tedbir alıyoruz. Zaten şu anda Malatya'da yaklaşık 5000 kişilik bir konteyner kentimiz var. Onun da tüm revizyonunu bundan 3 ay önce, 4 ay önce herhangi bir meseleyle karşılaşma adına tamamen yapmış idik. Oralarda hazırlanıyor. Yani hem burada hem öteki tarafta geçici barınma merkezleri konusunda konutlar yapılana kadar, evler yapılana kadar vatandaşımızın hayatın olağan akışına aynı şekilde devam ettirmesini teminen gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine bunun yanı sıra şu ana kadar Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan iki şehrimize 10 milyon, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan iki şehrimize toplam 8 milyon, yine İçişleri AFAD Başkanlığından da toplam 6 milyon, toplam 24 milyon şehrimize geldi. Ve bu paralar hem hayatını kaybeden ailelere hem de enkaz altında kalan ailelere önemli bir bölümüne destek olarak o andan itibaren başladı. Şimdiden sonra da bu gelen nakitlerle neler yapacağımızı da şimdi huzurunuzda ifade edeceğim. Evi tamamen yıkılan vatandaşlara, ki biz bunun 300'ün üzerinde olduğunu sadece Elazığ'da düşünüyoruz. Bir 300'ün üzerinde de Malatya'da olduğunu düşünüyoruz şimdilik. Evi tamamen yıkılan vatandaşlara, yani bunların bir kısmını biz bundan sonra kendi evlerine de sokmayacağız. Eşyalarını almalarına da ağır hasarlı da olsa müsaade etmeyeceğiz. Daha önce bunun bir modelini Kartal'da yapmıştık. Güvenlik görevlilerimiz marifetiyle evlerine girecekler. En önemli eşyalarını, daha doğrusu kişisel eşyalarını, mücevheratlarını alacaklar, çıkacaklar. Biz bunun karşılığında eşya yardımı olarak ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira vereceğiz. Toplam 41 bin lira ilk etapta bunlara yardımcı olacağız. Ağır hasarlı olan ama eşyasını alabilecek durumda olduğunu tespit edilen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın teknik ekipleriyle yaklaşık bunlara da 11 bin lira eşyasını aldıktan sonra bir kira yardımı gerçekleştireceğiz. Bu arada orta hasarlı evler var. Tespit edilen orta hasarlı evlere de 5 bin lira hemen acil yardım ödeneği vereceğiz. Artı 27 bin lira uzun vadeli güçlendirme kredisi vereceğiz. Faizsiz 27 bin lira güçlendirme kredisi vereceğiz. Yine köyde yıkılan evler var. Köyde yıkılan evlerin tamamına 11 bin lira acil yardım vereceğiz. Eğer köyde oturuyorsa. Ve 5 bin lira daha da yine yani bunlara 11 bin lira kira yardım ödeneği, 5 bin lira da biz bunlara eşya yardımı gibi bir destek ortaya koyacağız, 16 bin lira. Ve bunları da hasarlar bittikten sonra hemen hesaplarını alacağız. Biter bitmez ertesi sabah hesaplarına vatandaşlarımızın bu nakitleri geçireceğiz. Bu esnada bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü çok ciddi bir yardım ve bağış var. Yine bir teşekkürümüz de şu, bunu AFAD koordinasyonunda yapıyorlar. Ve bu AFAD koordinasyonunda yapılanları da biz biraz önce anlattığımız ölçüler içerisinde. Gıda kolisinden çocuk bezine kadar, ısıtma cihazlarından buraya gönderilen tüm malzemelere kadar, giysilere kadar vatandaşlarımıza dağıtmaya çalışıyoruz. Ve yardım konusunda bir kargaşanın vatandaşlarımız takdir edeceklerdir ki önüne geçmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde. Ve bunu da tek elden koordine ediyoruz. Ve şu anda yüzlerce araba, yüzlerce arkadaşımız dün bununla ilgili arama kurtarma faaliyetleri
bin noktaya geldiği andan itibaren tüm arkadaşlarımızla, sivil toplum örgütleriyle çalıştık. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimizden de destek istediğimiz oranda onlar da veriyorlar. Bütün bunları hep birlikte gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip oluyoruz. Muhakkak ki çok insanımız buradan etkilendi. Eksiğimiz, aksağımız yoktur demiyorum. Vardır. Vatandaşlarımızın eksik ve aksak konusunda bizi tolere edeceklerine olan inancımız tamdır. Çünkü gayretle, uykusuz arkadaşlarımızla beraber burada bu meselede Elazığ'a, Şanlıurfa'ya, özür diliyorum, Malatya'ya ve tüm Türkiye'ye mahcup olmamak için herkes el birliğiyle gayret gösteriyor. Vatandaşlarımızın bu konudaki sabrına, metanetine, vakarına da hepiniz huzura teşekkür ediyorum. Genel hayata etkililik konusunda dün bir açıklama yapmıştım. En sonunda arkadaşlarımız, tekrar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın teknik ekipleri şöyle bir belirleme yapmıştık. Elazığ merkez ve köyleri, Pötürge tamamı, özür diliyorum, Sivrice tamamı, Maden tamamı, aynı zamanda Malatya Pötürge ve Malatya Doğan Yol tamamı. Şimdi buna Kale ilçesini de ekledik Malatya'nın. Orada da ciddi yıkımlar söz konusu. Bu bahsettiğimiz süreçlerin tamamından Kale ilçesi de etkili olacak. Eğer bu konudaki teknik desteklerimiz devam ettiği sürece de bu konudaki bilgilendirmeyi kamuoyuna sunacağız. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gönlü burada olan, büyük bir duygu birlikteliği oldu. Büyük bir duygu yoğunluğu oldu. Başkanım buyurun. Başkanım buyurun. Şöyle hemen bir sandalye. Sayın Bakanım. Şöyle şu araya. Evet. Diğer arkadaşlarımız müsaade ederlerse Sayın Başkanımıza alalım. Hoş geldiniz. Ülkemize, milletimize dün akşam TV8'de hakikaten çok önemli bir yardım kampanyası yapıldı. Burada tekrar söylüyorum, her yardım eden vatandaşımıza minnettarız. Ama bundan öte 2 milyon 500 bine yakın vatandaşımız SMS'le bir gönül birlikteliği içerisine girdi. Bu bizim için anlatılmayacak derecede kıymetlidir. Allah milletimizden razı olsun. Deprem, hele kış, hele soğuk, vatandaşlarımızın bu konuda elbette ki ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılabilmektedir. Ama bu duygu yoğunluğu burada depremle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızla ciddi bir şekilde daha fazla birlikteliğe yöneltmektedir. Son teşekkürüm Diyarbakır annelerine. Ben de sabahleyin televizyonda gördüm. Atkı, bere örerek buradaki depremzede çocuklara ve ailelere gönderiyorlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Ben sözü Sağlık Bakanımıza son gelişmeleri bildirmesi için bırakıyorum. Sağ olasınız. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, depremin 62. saatinde sağlıkla ilgili yaptıklarımız ve yaralılarımız hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Yaralılarımızdan maalesef 39 vatandaşımızı kaybettiğimizi, Elazığ'dan 35, Malatya'da ise 4 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Bu dönemde toplam 1607 vatandaşımız hastanelerimize müracaat etmişti ve şu an hastanelerimizde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var. Bu 86 yaralımızdan 18 yaralımız yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmekte. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden yaralılarımızdan durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca bu dönemde özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık.
bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. İl merkezlerinde de acil ikinci basamak sahra üniteleri ve bu anlamda Kültür Park'ta 360 çadırın olduğu ortamda gece bakanlarımızla birlikte ziyaret ederek sabaha kadar nasıl hizmet verdiklerini de yerinde görmüş olduk. 5 hekimin hazır halde bulunduğu ve 24 saat devam eden acil ikinci basamak sahra üniteleri, bunları özellikle çadır ve yerleşim yerlerinde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyorum. Ayrıca taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Ve özellikle çadır ve toplu alanlarda kronik hastalıkların tespiti ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı. Bunun dışında hepimizin şahit olduğu, enkazdan çıkarılırken bazı yaralarımızın olduğu malum. Ben bu anlamda sağlık durumları hakkında kısaca bilgi vermem gerekirse, UNKE personelimiz olan Emine'nin hafızalara kazınan Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık, tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Eşi ve iki çocuğunun bir Muhammed'e bir müdahale yapılmıştı. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra serviste takibi devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine 2,5 yaşındaki Yusra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri devam ediyor. Yusra Yıldız'ın bacaklarında hafif ezikleri vardı. Ödem bedeliyle bir müdahale yapılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Annesi Ayşe Yıldız'a plazmaferez dün yapıldı. Bugün dialize alınması planlanıyor. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Bel omurlarından birinde bir kırık olduğunu ama omurine hasar vermediğini söyleyebilirim. Bunun dışında şu an sahada toplam 2620 kişinin UNKE 112 acil destek ekiplerimiz dahil olmak üzere hizmet verdiklerini özellikle söylemek istiyorum. Şu an bütün hastanelerimizde sağlık hizmetini verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemize tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü ilk günden beri başsağlığı ve destek mesajlarını bizlere vermişlerdi. Yoğun desteklerini gördük. Ben bugün Elazığ'a geldiler. Kendileri Sayın Pavel Uğurcu'da buradalar. Kendilerine de hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak depremin olduğu ilk andan itibaren Sağlık ve İçişleri Bakanımızla birlikte Elazığ'ımıza tüm ekiplerimizle birlikte hareket ettik ve şu an itibariyle sahada 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Büyük bir titizlikle yapmaya gayret gösteriyoruz. Binanın her türlü detayını inceleyerek vatandaşlarımızın bu noktada can güvenliğini emniyet altına almak adına arkadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yapmaya gayret gösteriyor. İnşallah hasar tespit çalışmalarını önümüzdeki en geç 10 gün içinde tüm illerimizde tamamlamış olacağız. Etaplar halinde mahalle mahalle arkadaşlarımız muhtarlarla birlikte vatandaşlarımızın binalarına girmek ve tespitlerini yapmak suretiyle hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedirler. Hasar tespit çalışmalarında bugün itibariyle Elazığ Merkez, Sivrice ve Maden'de 50 yıkık binamız mevcut. 223 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 308 ağır hasarlı,
Yine 688 bağımsız bölüme tekabül ediyor bu ağır hasarlı binalarımız. 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi içine girmeye izin vermeyeceğimiz, girdiği zaman vatandaşımızın can güvenliğinin risk altında olduğu binalardan ibaret. Dolayısıyla bu binaları da dün itibariyle yıkımlarını başlattık ve hızlı bir şekilde de bu binaların yıkımlarını gerçekleştiriyor olacağız. Malatya'mızda Battalgazi, Doğan Yol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta toplam 155 yıkık, 1278 de ağır hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır, Çermik'te de 8 yıkık binanın yanında Bağlar, Kayapınar, Sur, Süngüş, Çermik ve Bismil'de toplam 16 ağır hasarlı binamız var ve aralıksız hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan biliyorsunuz Elazığ merkezimizde 2 göçüğümüz oldu, binamız göçtü. Enkaz çalışma, arama kurtarma çalışma faaliyetlerimiz tamamlanmak üzere Mustafa Paşa Mahallesi'nde tamamlandı. Sürsürü Mahallesi'nde de inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Bitirmeye müteakip hem Mustafa Paşa Mahallesi'nde hem Sürsürü Mahallesi'nde yerinde zemin artı 4'ü 5'i geçmeyecek bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Bu proje çerçevesinde Sürsürü Mahallesi'nde deprem neticesinde yıkılan Dilek Sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya bu sabah itibariyle başladık. Ağır hasarlı binalara ilişkin ki Sürsürü Mahallesi'nde Dilek Sitesi'nin etrafındaki 9 binada ağır hasarlı binalarımızın tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerekliliği ortaya kondu. Hem hocalarımız hem de teknik elemanlarımız vasıtasıyla dolayısıyla bu bölgede toplamda 184 adet dairemiz riskli durumda. Bu konutların zaten 24'ü depremde yıkılmıştı. 160 dairemizde ağır hasarlı olması sebebiyle vatandaşlarımızı bölgeden taşınmaya yürütecek projelerimizi, kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Bugün itibariyle de Sürsürü Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızla görüşme işlemlerimiz başladı. Amacımız Kartal'da olduğu gibi burada da en geç Şubat sonu temelimizi atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmektir. Diğer taraftan Mustafa Paşa Mahallesi'nde biliyorsunuz arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte hatta arama kurtarma faaliyetleri esnasında risk teşkil eden bir binamız vardı. Bu binanın yıkımını dün itibariyle gerçekleştirdik ve yıkılan binaların çevresinde de 73 binada hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık bu binalarda 641 konut, 26 dükkan var. 3 gün içerisinde buradaki analizleri tamamlayacağız. 650 binadaki bütün binaların karot numuneleri alınarak binaların hasar tespitleri ve bu noktadaki deprem riski taşıyıp taşımadığı, ayrıca riskli bina olup olmadığı tespitlerini 3 gün içerisinde tamamlayıp aynı Sürsürü'de olduğu gibi 3 gün sonra da Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki riskli binaların yıkımına gireceğiz ve vatandaşlarımızla görüşmeleri de bugün itibariyle Mustafa Paşa'da da başlamış oluyoruz. Diğer taraftan Elazığ sınırları içerisindeki yıkılması gereken 22 acil binamız var. Bu binalarla ilgili yıkım işlemleri de bugün itibariyle başladı. Daha önce de ifade ettiğim gibi Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızda 150'ye yakını tamamlanmış, 250'ye yakını da %85 aşamasında olan, 3-4 ay içerisinde tamamlanacak olan toplamda 400 konutumuz var. Bu 400 konutu öncelikli olarak Sürsürü ve Mustafa Paşa'da binaları yıkılan vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Evleri yıkıldığı için o vatandaşlarımıza bu hazır konutlara geçmeleri noktasında tekliflerimizi
sunacağız. Kendilerinin de uygun bulunması halinde bu hazır konutlara hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı taşıyacağız. İsterlerse yerinde dönüşüm projesiyle Sayın Bakanımızın açıkladığı yardımlar çerçevesinde de bu süreçten faydalanabilecekler. Tüm Elazığ'a ilişkin 2000 adet yeni konut üretimine başlıyoruz. Saha çalışmaları, zemin etüt çalışmaları, plan kote çalışmaları bugün itibariyle başlamış durumdadır. Buraya da zemin artı 3'ü geçmeyecek. Elazığ'a yakışacak, Elazığ'ın kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Projemizi Yemişli'de bulunan rezerv alanımızda yapacağız ve o projemizi de en geç Nisan ayında başlayıp yıl sonuna kadar tamamlama hedefiyle çalışmalarımızı başlattık. Bu çerçevede içinde sosyal donatılarımızın, camilerimizin, okullarımızın her türlü altyapının olacağı projemizi o çerçevede gerçekleştireceğiz. Amacımız hızlı bir şekilde hem hasar tespit çalışmalarını tamamlamak hem de vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutların inşasına başlamaktır. Bu çerçevede bakanlıklarımızla koordine halinde çalışmaktayız. Ben bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Mikrofonları alabilir miyiz? Adalet Bakanımıza. Evet. Bir daha basın. Değerli basın mensupları, milletimiz, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İkilerden alınan tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bugün Kurak Kriz Merkezi'nin İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre Bakanımız'ın olayın başından itibaren olduğu tüm çalışmaları birlikte tüm hükümetimiz olarak bu çalışmaları yerinde değerlendiriyoruz. Devletimiz, milletimizin yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olay anından itibaren bütün imkanlar seferber kılınmıştır. Devlet, millet el ele büyük bir kampanyayla, büyük bir birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde tüm acıları sarmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm depremden etkilenen bölgelerde de adliye hizmetleri devam etmektedir. Tedbiren Adıyaman cezaevini nakletmiştik. O nakiller gerçekleşti. Tüm cezaevindeki mahkum tutukluların sağlık durumları da iyidir. Etkilenen olmamıştır. Sivrice yine tedbiren başka iki cezada iyidir. Etkilenen olmamıştır. Sivrice yine tedbiren başka iki cezaevine nakledilmiştir. Ve tüm hizmetler, adli hizmetler, otopsi hizmetleri, vatandaşlarımızı yine kimlik tespitleri, tüm ölüm sebepleri de büyük bir titizlikle yerine getirilmiştir. Ve yine deprem esnasından itibaren Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil eden tüm hususlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımız ayrıca bu konuyla ilgili de yine soruşturmalarını büyük bir titizlikle devam ettirmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi bu anlamda kasteden her türlü fiil, her türlü davranışta yine bu konuyla ilgili titizlikte takip edilmektedir. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Tekrar yaralanan tüm vatandaşlarımıza, Elazığ'ımıza, Malatya'mıza ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Evet. Gayretmiş olan tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah bizlere bir daha böyle büyük bir acıyı, elemi, felaketi yaşatmasın diyerek de dua ediyoruz. Öncelikle olay anından itibaren hemen olaya müdahale eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla müdahale eden başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e ve bütün ilgili bakanlıklara,
Adalet Bakanımız bundan sonraki süreçlerde daha da etkin bir şekilde işin içinde yer alacak. Hem bakanlarımıza hem bakanlık mensuplarımıza, çalışan kardeşlerimize, AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, jandarmamıza yek vücut olarak milletin yükünü kaldırmak için, milletin derdine deva olmak için gerçekten insanüstü bir gayret sarf eden bütün ilgili kurum ve kuruluşların çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Büyük bir fedakarlık örneğiyle çalışmalarını etkinlik içerisinde an be an bütün günler içerisinde sürdürdüler ve bundan sonra da ilk andaki müdahalenin arkasından yaraların hızla sarılması meselesi geliyor. Az evvel bakanlarımızın da ifade ettiği gibi bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. Ve inşallah bu depremden etkilenen hiç kimse, tabii ki büyük bir etki altındayız ama açlığa açıkta hiç kimsenin kalmaması için gayret sarf edilecektir. Ve devletimiz her anlamda bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır. Bir başka teşekkür de milletimizin tamamına yapılmak gerekir diye düşünüyorum. Deprem anından itibaren büyük bir gönül birliği içerisinde, beraberlik içerisinde, aynı acıyı paylaşarak, acıları hafifletmek için milletimizin bütün kesimleri gerçekten bu olayın üstüne gitmiştir. Yardım kampanyalarıyla, devam etmekte olan yardım kampanyalarıyla birliğini ve beraberliğini göstermektedir. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden belediyeler vasıtasıyla buradaki acıları hafifletmek için yardım malzemeleri buraya gönderilmiş. Yine Türkiye'nin aşağı yukarı birçok bölgesinden ilgili kurum ve kuruluşlar mobilize ekipleriyle depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren seferber olmuşlardır. Bütün bu kuruluşlara, milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, milletimizin bütün fertlerine zor anda bir araya gelme becerisini gösteren 81 milyon yurttaşımıza yürekten tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Allah bundan sonra bize böyle acılar göstermesin. Süratle bu depremin sonuçları en iyi şekilde sarılacak ama bundan sonra da herhalde bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak. Bütün çalışmaları ilgili bakanlarımız, arkadaşlarımız yerine getireceklerdir. Ben milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah bir daha böyle acılarla milletimizi karşı karşıya bırakmasın. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Bakanların basın toplantısını izledik Elazığ'dan. Çevre ve Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı da katıldılar bugün basın toplantısına. Sonda Numan Kurtulmuş sürprizdi. Hep konuşuyoruz bu siyasi midir diye. Bir partinin sözcüsü olarak, genel başkan yardımcısı olarak katıldı. İlginçtir ama belediyelere teşekkürü de Sayın Kurtulmuş etti. Yani İçişleri Bakanı vesaire, hani bölgede görev yapan CHP'li belediyelerin ekiplerini yok saymış gibi konuşurken Sayın Numan Kurtulmuş'un oradan bir en azından bahsettiğini gördük. Mevlüt, ne dersin? Evet. Buradan tabii Serdar Akinan'ın dile getirdiği tartışmaya da konuşalım. Evet, yani bir kere burada yani hükümetin değil de partinin görevlisi olduğu için Numan Kurtulmuş'un o tabloda olması büyük yanlış.
Hele de aman siyaset yapılmasın diye AKP cephesinden bu kadar tepkiler gelirken, hele de hükümeti eleştiren açıklamalar yapanlara soruşturma sopası sallanırken, şimdi hiç hükümetle alakası olmayan ama bir o hükümeti oluşturan siyasi partinin genel başkan yardımcısı olduğu için icraatın içinden programı gibi basın toplantısından içinde yer alabiliyor. Bir kere bu büyük yanlış. İkincisi, bana kalırsa hocam birazdan belki değinir. Ya bu tip basın toplantıları da yanlış. Yani bütün hükümet üyeleri, adalet, içişleri vesaire bütün bakanların orada sıralanıp hakikaten bir faaliyet raporu anlatır gibi bunları anlatması da büyük yanlış. Ben tam tersine burada ihtiyacın aslında şu olduğunu görüyorum. Türkiye deprem bölgesi, bütün bu bakanlıklara düşmeyen bir iş bu. Yani bir ismi ne olur bilmiyorum ama Acil Durumlar Bakanlığı mı olur? Afet işte, Yönetim Bakanlığı. Deprem Bakanlığı mı olur? Afet Yönetimi Bakanlığı mı olur? Yani bir şey olmalı ve bir çatı olarak onun yapacağı bir iş olmalı. Bu böylelikle de öyle Adalet Bakanı'ydı, o bakandı, Çevre Bakanı'ydı gibi bakanların icraat raporu açıklaması gibi hoş olmayan görüntüler de ortadan kalkar. Doğrudan bakanlığa bağlı bir faaliyet olarak AFAD faaliyetlerinden tutun da bütün faaliyetler tek çatı altında birleşir. Zaten bu işlerde tek çatı altında birleşmenin önemi çok önemli. Bakın 99 depreminde benim çıkardığım en önemli derstir pek çok dersin içerisinde. O gün şunu gördüm, yani 3,5 ay oradaydım. Arama kurtarma faaliyetinin sonrasında da 3,5 ay kaldım Sakarya'da. Çadır kentlerde de görev yaptım. O gün şunu anladım, hani bu tip büyük afetlerle ancak büyük organizasyonlar varsa, büyük organizasyonunuz varsa onu aşıyorsunuz. O gün de orada Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Türk ordusuydu. Doğru. Türk ordusu olduğu için, büyük bir organizasyon olduğu için biz o afeti bir şekilde sonrasını atlatabilmiştik. Şimdi bu bile tek çatı altında bu işlerin toplanması gerektiğini gösteriyor. Yani bir Acil Durumlar Bakanlığı'nın altında bütün bu faaliyetler organize edilirse ve hocamın ekranlardan bir çağrı yapmasına gerek kalmadan o bakanlığın icra gücüyle ilk yardımından başka konulara kadar bütün her şey vatandaşlara vatandaşlık görevi olarak zorla yaptırılırsa, burada hiç şeye bırakılacak durumlar değil bunlar. Tercihlere falan çok bırakılacak bir durum değil aslında. Nasıl deprem bölgesinde bir vatandaşın İlk yardım meselesini öğrenmesi vatandaşlık görevlidir. Ben bunu öğrenmiyorum dememe şansı olmamalı. Çünkü biz toplumuz, birlikte yaşıyoruz. Tabii. Yani toplum olarak yaşamanın bir gereğidir bunları öğreniyor olmak. Dolayısıyla ben hani bu tip masalar kurulması yerine bir bakanlığın tek çatı altında birleştiği bir devlet faaliyetine dönüştürülmesi gerektiğinin iyice ihtiyaç haline geldiği bir dönemdeyiz. Zira hakikaten İstanbul depremi kapımızda. Yani bunun için 30 yıl deniliyor, şu deniliyor bu ama bunun yarın olmayacağı bile belli değil netice itibariyle. Ve biz 50 bin konut dedi hocam, daha da artabileceği de ortada. Fakat bunlar için kaynağımız var. Hiç kimse de kaynak yok demesin. Kaynak var. Yani dün mesela bir İTÜ'den yine bir hocamız çok basit bir örnek söyledi. Hani bir deprem çalışması için kaynak var mı diye sorulduğunda, var. Bir yılda hale ekmezseniz ne olur İstanbul'a? Değil mi? Hale başka bir örnek vereyim. Yani belki Emre Bey'de tam rakamlar vardır. Yani biz şu ihtiyaç olmadığı ortaya çıkmış 3. köprüye her yıl cebimizden ne kadar para ödüyoruz? Bu yıl 1.6 milyar. 3 yılda ne kadar verdik? İhtiyaç olmadığı ortada. İhtiyaç olsaydı zaten bu arabalar geçerdi. Geçmediğine göre ihtiyaç değilmiş. Demek ki kaynak var. Biz bu kaynakları doğru kullanıp en önemli acil işimiz ne? O. Ev için de aynısını yapması gerekiyor. Yani bu da bir eğitim ve bir devlet gücü gerektiriyor. Yani bizim kapının kolunun şeyinin ne olduğu, metalinin ne kadar pahalı olduğuyla değil, o kolonun ne kadar sağlam olduğu, o kolonun içindeki demirin ne kadar sağlam olduğunu esas alan bir perspektifle bu işler yürütülmesi gerekiyor. Yani şöyle diyeyim. Mesela 3. köprü bahsini açtınız. Normalde bir köprü gerçekten lazımsa zaten yapılır. İşte ağır ve hastalığın geçmesi için yapıyoruz denip de o derecede bir ağaç katliamı ve o derecede bir doğa katliamı ortaya çıktığı zaman diyorsunuz ki bunun arkasında demek ki başka bir şey var. 3. köprü, İstanbul Havalimanı, neticesinde ikisi birden
Kanal İstanbul'a bağlanıverdi. Şimdi kafam benim netleşti. Yani aslında bu hep vatandaşın işte demin huzursuzluk duyuyor ya vatandaş. Apartmanında para koyuyor. İşte bankaya koymuyor. Çünkü hep bir başka ajanda çıkıyor bunun arkasından. Yani bize çok büyük para ve zaman kaybettiren bir İstanbul Havalimanı'nın asıl amacı Kanal İstanbul'la beraber ortaya çıkacak yepyeni bir şehrin aslında güzelleştirilmesinin ilk adımlarıymış. Şimdi deprem için bu kadar çok para harcanacak. Değil mi? Yer var. İşte hocam da anlatıyor. Binaların yıkılıp yenilerinin yapılması lazım. 50 bir konut stoku var. Belki bulan konut stokunu ya satamıyorsunuz bunu diyecek. Devlet diyecek ki verin bana. Ben bunu ihtiyaç sahiplerine veririm. Ama tutup da işte bu 75 milyar parayı oraya bilmem kaç milyar lira parayı oraya falan deyince tabii vatandaş huzursuz oluyor. Ayrıyeten Tat hocam demin çok güzel bir şey söyledi sayın bakanlar oradayken. Ben daha diline getireyim. Şimdi herkes orada neyi dinlemek ister biliyor musunuz? Kaç kişi kurtuldu? Ne yapıldı? Tehlike var mı? Devlet oraya hakim mi? Gıda ile ilgili bir sıkıntı var mı? Şimdi o toplantıda daha 3-4 gün olmuş. İşte merak etmeyin şu kadar konut yapacağız. İşte bilmem ne. Yani bunlar olmaz şimdi, tamam mı? Yani size sorulur siz söylersiniz. Yani önemli olan burada vatandaş yakınları hayatta mı? Kaç kişi vefat etti? Kaç kişi yaralandı? Bunlar hastanede doğru bakılıyor mu? Arama kurtarma faaliyetleri tarihi kaça kadar devam edecek? Yani bir de zaten hani depremzede o açıklamaları izleyemiyor. Ha, şimdi Adalet Bakanımız da çadırda. Adalet Bakanımız da dinledim. Dinledim. Adalet Bakanımız yani elinden geleni yapan bir insan, özellikle Türkiye'deki adalet sisteminde çok yani çok kötü bir durumda. Onu düzeltmeye çalışıyor ama ben duymak istediğimi duyamadım. Yani bu hani bununla alakalı adli bir duruma müdahale nasıl edilecek? Zanlılar var mı bu konuda? Bu yukarı soruşturma ile ilgili bir şey söylemedi. Söyle, yani, cezaevlerindeki güvenlik meselesi bir iki gündür gündemdeydi. Anladın ya, taşınıyor yani, tamam, mahkumlar anladım diye. Yani bunlar var. Tabii var ama şeyi dinlemek istiyorum. Yani ne oldu? Yani depremin arkasında ve önünde yara olmadan önce olmadan sonra yapılan bir tahkikat var mı? Gerçekten iddia edildiği gibi bu binalara uyarı gitti mi? Bu binalar depreme dayanıklı değil diye tescil edildi mi? Buna rağmen içeride oturulmaya devam edildi mi? Bunun sorumluları kimler falan? Son Numan Bey'e gelelim. Benim eski üniversiteden arkadaşım. Ondan sonra Numan Hoca. Ondan sonra ya şimdi tabii bir parti temsilcisinin oraya gidip açıklama yapması da şu demek. Partinin aleyhine propaganda oldu. Şimdi partinin temsilcisi gelip orada konuşacak gibi bir şey oldu. Şimdi olmuyor bunlar. Neden? Biz şimdi Sayın Bakanların yaptığı açıklamaları ben bir bilim insanı olarak dinlemeye çalıştım. Konsantrasyonum kaçıyor. Yani ben asıl duymak istediğim şeyleri duyamıyorum. İşte neler yapılacak? O anlatılıyor. Peki. Yani ben bunun İçişleri Bakanı'ndan bu yıkılan binaların sorumlularını duymak isterim. Bunlara ne yapılacağını duymak isterim. Adalet Bakanı'ndan bunu duymak isterim. Ondan sonra Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. O zaten mecburen onu yapacak. Ama ben mesela Çevre ve Şehircilik Bakanımızın merak etmeyin işte şu kadar konut geliyor açıklaması. Bunu Twitter'dan da yapabilir yani. Merak etmeyin vatandaşlar evsiz kalmayacak. Biz oradayız diye. Hani ciddiyetli bir insan oldu zaten ortada. Ama bu böyle şey var. Yani icraatın içinden gibi olmuş. Biraz tabii yani çok siyasi bir basın toplantısına dönüşüyor bunlar. Böyle günlük bilgilendirme böyle yapılmaz kriz durumlarında. Çok çaba veren kıymetli insanlar. Yani bu vaziyete getirmemek lazım. Şimdi sabahtan beri konuşulan, dünden beri konuşulan Serdar Akina'nın bölgedeki gözlemleriyle ilgili o yazıda gözden kaçan aslında önemli şey bir Fransız ekibin nasıl organize olup Yalova depremine müdahale ettiğini anlatıyor Serdar. Herkes onu bırakmış. İşte Cumhurbaşkanı gelecek diye bir enkaz altından vatandaşı beklettiler kısmına takılmış. Sayın Mehmet Güllüoğlu da AFAD Başkanı da bu iddialara yanıt veren bir tweet atmış. Biz de onu da paylaşalım istiyoruz. Sayın Başkan, gerçekten Cumhurbaşkanı gelene kadar enkaz altındaki depremzedeye ulaştığınız halde kurtarma çalışmalarını ertelediğiniz, Cumhurbaşkanı geldiğinde yeni bulmuş gibi depremzedeyi çıkardınız, doğru mu? Bir vatandaş soruyor. Sayın Güllüoğlu da yanıt vermiş. Kesinlikle doğru değil. Vatandaşlarımızı kurtarırken tek önceliğimiz onların can güvenliğidir. Diğer enkaz alanındayken haber geldi. Bir kişiye daha ulaştığımıza dair. O yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı. UMKE ekipleri diye devam ediyor.
Hayata damar yolu açtı. Sedye geldi. Sedye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz. Doğru. Ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar diyor. Şimdi Serdar'ın da gördüğü ve özellikle belediyelerin itfaiye ekiplerinin şahit olduğu bazı olaylar var. Yani bu bekletme belki ekstrem bir durum ama sokmama, bize de hille verin, alet verin, çıkartalım dendiğinde hayır alamazsınız deme. Bir tane canlı vatandaşımızın olduğu yere iş makinesi sokmaya kalkma. Bunlar çok sabit iddialar. Şimdi Sayın Güllüoğlu bu olaya verdiği gibi onlara da yanıt verir diye bekliyoruz. Çünkü hakikaten sahada bu iş böyle rekabeti, imaj rekabetini, kim ne kadar tweet atacak, kim ne kadar Instagram like alacak işini kaldırmaz. Şimdi, orada can doğru, konuşuyor. Doğru da kurtarma işi çok teknik bir şey. Bakın vatandaşlar gibi kurtarayım diyor. Ama bunlar bilen insanlar diyor. Yani ha, anladım. Bir başkalarını sokmak istememeleri de şu. Bakın orada bir vatandaş yanlış bir şeyden hani dolayı vefat diyor. Etse bunun sorumluluğu kimde? Tamam ama yani bir de belediye diyor ki ben buldum bana aleti ver çıkartacağım diyor. Onlar da diyor ki ama tamam siz çekilin biz çıkartacağız diyor. Ben bunu Gölcük'te de gördüm. Olabilirler. Van'da da gördüm. Maalesef bunu görüyoruz. Hocam bir dakikam var sözü de size bırakayım burada. Şimdi konu şeye geldi bu afetlerde basın halkla ilişkilere ki bilmediğimiz bir konu ve afet hukuku. Enkazda çalışma ayrı bir konu. Afet hukukunda çok zayıfız. Yani afetzedenin hakkını araması, binalardaki doğru. sorumluluklar. Bu afetlerde basın ve halkla ilişkiler, Türkiye'de bu basın müşavirliği konusu çalışmıyor. İlla bakan konuşacak ya da cumhurbaşkanı gibi. Yani basın sözcüsünün konuşmasını muteber görülmüyor. Tabii. Yani bakanların yani böyle periyotik bilgi vermesi iyi bir şey. Ama burada tabii konu şu. Yani ne anlatmak gerekiyor burada? Abi, vatandaş duymadık mesela. Vatandaş ne bilmek ister? Yok. Büyükşehir Belediye Başkanı yok ortada. Yok, vatandaş ne bilmek ister? Şimdi burada basın var, hükümet var, vatandaş var. Bu üçü de farklı davranıyor afetlerde. Yani basın böyle ajitasyon gibi görüntü vermek isteyebilir. Daha çok şey yapmak için görsel. Maalesef. Evet ama doğru değil. Hükümet de faaliyet raporu vermek isteyebilir. Ama doğru. Vatandaş bana ne olacak? Ne yapacağım bundan sonra, nereden yardım mı alacağım gibi bazı şeyler var. Şimdi bu tür rakamlar ortak bilgilendirme merkezi gibi bir merkezden verilebilir yazılı olarak halka. Burada son cümlenizi alayım. Son cümle yani depremden korkmayın, hazırlıksız yakalamaktan korkun. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacak sorumuz vardı. Bakanları dinledik uzunca bir süre. Ondan 12'den bugünlük bu kadar. Türkiye'ye tekrar geçmiş olsun diyelim. Gözümüz kulağımız Elazığ'da, Malatya'da hepsini takip ediyoruz. Helikopter yere çakıldı. İçinden ise kupalarıyla Kobe Bryant çıktı. Pass. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılında yayınlanan bir çizgi filmde Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü gösterildi. Pass. Görüntülerden 3 yıl sonra efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın tıpkı çizgi filmdeki gibi hayatını kaybetmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Çizgi filmin yapımcı firması açıklama yaptı. 3 yıl önceki sahnenin ünlü basketbolcunun her yere helikopterle gitmesi üzerine kurgulandığı belirtildi.